Çok Katıldığınız teşekkür için ederim. hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Güzel bir Sağ olun. sunum olur. Görüşmek üzere. Çok teşekkür. Size de kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Mehmet hocam, kayıt edilmesinde bir sakınca var mı sizin açınızdan? Hayır hocam, hiçbir Tamam. şekilde sakınca Peki. yok. Hiç sorun değil. Tabii ki kaydedilebilir. Ben her zaman paylaşmaktan yanayım. Bilgiyi taklamamak gerektiğini düşünüyorum. Olabildiğince çok kişiye erişelim. Belki bir çorbaya bir tuz atarız. Belli mi olur? Aynen. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Bunu da gayet yakından biliyorum. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bilgi, sevgi, ışık. Bizim için de üç şey çok önemli Mehmet Hocam. Biz de bu doğrultuda bilgi, sevgi, ışık yayılsın diye her çarşamba söyleşilerimizi sürdürüyoruz. Haftaya da Ankara Hipnoz Derneği Başkanı Murat Uslu hocamız çarşamba günü konuğumuz olacak. Ondan sonraki hafta Haluk Hoca var. Ondan Haluk Hoca sonraki olacak. hafta Evet. evet. Ondan sonraki üçünde Musa Yoldaş ve Mustafa Yoldaş var. Onun da şema terapi var. Onun da şema terapi. 18'inde nefes terapi. Yok, 18'inde Sinan Hoca, değil mi? 18'inde Sinan Hoca. 18. Sinan Hocam. Evet, 24'ünde nefes terapi. Hocam inşallah çoğunda ben de aranızda olmak istiyorum. Bir sadece önümüzdeki hafta Çarşamba günü şehirler arası bir yolculukta olacağım ben. Ev taşımak Evet. için Düzce'ye Evet. gidiyorum. O gün ev taşıyorum. Antalya'ya Doğru. geliyorum. İnşallah bu taraflara yerleşiyorum artık. Ama onun dışındaki toplantılara inşallah katılmayı çok isterim. Ne zaman arzu ederseniz burada yer var. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Evet, bakıyorum. 62 kişiyiz. Ve saat 8:02. Evet. 9:02. Evet, benim saat yanlış. Bilgisayarın saati yanlış. Evet. Yok yok hocam, estağfurullah. 9:21:02. Evet. Ve 2 sayıda dakika daha artıyor. Çok bekleriz. güzel. 5 geçe başlayalım hocam isterseniz. Olur, bence hiçbir problem yok. 3 dakika daha bekleyelim. Ben o 2-3 dakikada hemen birkaç sıvı takviyesi yapayım kendime, Tamam. hemen geliyorum. Daha sonra Tamamdır. görüşürüz. Tabii, memnuniyetle. Evet. Bakalım. Evet, müdavimlerimiz burada. Mükremin hocam hoş geldiniz. Ahmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, şöyle bir listeye bakıyorum. Kimler var, kimler diye. Ben de hoş geldin. Merhaba. Kimden geldi ses? Mükremin hocam galiba konuştum. Ben göremedim kim konuştu. Evet, Evet. şu. Nereden geldi Tuncay? Ha, Mükremin Bey mi? Evet. Nasılsınız Mükremin Bey? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür, çok şükür. Daha iyiye gidiyor. Mükremin hocam, biliyorsunuz annem Ankara'da ya. Size danışmam gereken Evet. bir konu olabilir. Onu sonra özelden bir ara hallederiz müsait olursanız. Tabii ki memnuniyetle hocam. Ne zaman Tamam. istersen. Tamam. Çok teşekkürler. Evet, şimdi. Bakıyorum, bakıyorum. Mustafa Yoldaş, MIT ile ilgili herhangi bir sorun var mı? Girişini göremedim. MIT'e girişini göremedim Mustafa Yoldaş. Mustafa Yoldaş, MIT operatörümüz. Ketçap operatörü gibi bir şey oldu bu şimdi. MIT operatörü deyince. MIT'te sorun yok hocam. Arka Tamam. planı takip ediyorum. Sıkıntı yok. Senin girişini göremedim ben MIT'e. Hocam ben sizle girdim ya. Ha, doğru ya, evet. Evet, şu an Sizinkinden 3 kişi. dolayı Evet. görüşemedim. MIT'in sesini falan ben hiç duymuyorum ona göre. Tamam, ben takip ediyorum hocam. Siz rahat Tamam. olun. Bir sıkıntı Tamam. olursa ben yazarım size. Tamamdır, evet. Başlayalım yavaş yavaş Mehmet hocam. Ne dersiniz? Sesiniz gelmiyor. Mehmet hocanın sesi gelmiyor, evet. Hocam içecek almaya gittik diye söylemiştim ya biraz önce. Geldi. Geldi ama mikrofonunda sıkıntı var. Şu anda sesiniz gelmiyor Mehmet hocam. Ses yok, ses yok.
Nasıl yapacağız? Mehmet Hocam gerekirse çıkış yapın, tekrar girin isterseniz. Çıkış yapın, tekrar girin isterseniz. Ya da çıktı o, tekrar girmeyi denesin. Evet. Hayır, ses yok Mehmet Hocam. Ses yok. Mikrofonla ilgili bir kulaklık takar mısınız? Varsa bir kulaklıklı mikrofon takarsanız. Şu an az az geliyor. Biraz yaklaşır mısınız? Şimdi var mı sorun? Şu an hiçbir sorun yok. Gayet iyi. Gayet iyi, evet. Başlamadan şunu sormak istiyorum. Evet, Tuncay Hoca'nın da sesinde cızırtı var. O da benzer şekilde oluyor. Arkadaşım biri yazmış hocam. Grubun hipnozla ilgili bilgisi nasıldır hocam? Hipnozu bilen arkadaşlar mı çoğunluktadır? Yoksa birazcık bahsetsek ben... Bilen de var, bilmeyen arkadaşlar da var. Açık bir grup olduğu için, ama genel olarak meraklı ve ilgili arkadaşlar var. O zaman birazcık bahsetmekte. Evet, bir kısa. O zaman ben yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar, Mustafa isterseniz. Musa Hocam, testle ilgili sıkıntı olduğu söylemiyor. Mehmet Hocam'ın sesi net gelmiyor diyor. Evet, Mehmet Hocam'ın sesi çok az geliyor. Tuncay Hocam, siz mikrofonunuzu kapatır mısınız? Sizin çok yankı yapıyor galiba. Benimki tamam, ben mikrofonumu kapatayım ama diğer sistemin sesini tamamen kapattım. Onunla ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü oradan ses gelmiyor. Oradan ses gelmiyor. Orayı tamamen kapattım. Şu an sesim nasıl Musa Yoldaş? Biz çok uğultulu sesler geliyor. Tamam, ben balkonda olduğum içindir ya, ama ben mikrofonumu kapatayım. Zaten moderatör sensin. Ben tamam. Mikrofonum çoğunlukla kapalı olacak zaten, tamam mı? Tamamdır. Konuşabilir miyim Mehmet Hocam? Sesinizi alalım. Benim sesim şu anda size geliyor mu? Nasıl? Sizin sesiniz çok az geliyor şu anda. Çok az geliyor hocam. Az önce çok net geliyordu. Sonradan sıvı takviyesi şey herhalde sesi götürdü hocam. Hiçbir şey değiştirmedim. Varsa bir kulaklık iyi olur hocam. Varsa bir kulaklık. Hocam, kulaklığın mikrofon kısmı çok iyi değil. Ha, anladım. Bana 2 dakika izin verir misin? Tamam. Tabii. Musa Yoldaş, benim sesim şu an cızırtılı mı? Senin sesin bir saniye, bir kapatır mısın mikrofonunu Tuncay Yoldaş? Sen açık olduğu zaman çok uğultu yapıyor sistemde. Ama sadece ben açık değilim ki, başkaları da ara sıra mikrofonu açıyor. Şu an nasıl? Uğultu var. Uğultu var. Balkonda olduğum içindir. Tamam, ben mikrofonu kapalı tutayım o zaman mümkün olduğu kadar. Evet, şimdi uğultu yok. Mustafa Yoldaş, bir konuşur musun? Musa Hocam, sesim net mi? Gayet net. Evet, gayet net. Uğultu yok. Sesle problem yok. Mehmet Bey'i bekliyoruz şu anda. Mehmet Bey geldiği anda başlayacağız. İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba Reyhan Yoldaş, nasılsınız? Siz iyisiniz. İyiyiz, sağ olun, teşekkür ederiz. Merhaba, bu kadar şey yapacağım. Bak ama buraya. Anne! Şimdi sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Şimdi gayet güzel hocam. Gayet net, tamamdır. Restart yapınca düzeldi. Tamam, okey. Evet, herkese merhaba diyorum. Herkes hoş geldi. Bugünkü konuğumuz Mehmet Karal hocamız. Mehmet Karal hocamız 29 yıllık bir hekim. Bunun 14 yılında hipnoterapi ile çalışmış durumda. Son 7 yıldır da sağlık ve vajinismusla ilgili çalışıyor ve bu konudaki hipnoterapileriyle
meşhur. Kendisinin kanal algoritması diye geliştirdiği bir de vajinismus konusunda bir teknik var. Bir günlük bir teknik bu. Hemen söyleyeyim. Bu tekniği bir iki defa kullanmak bana da nasip oldu. Gayet başarılı bir teknik. Test edip onaylanmış durumda. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok kıymetli. Sağ olun. Kendisi halen Sağlık Bakanlığı hipnoz eğitmeni olarak ve aynı zamanda bu programda koordinatör olarak da çalışmakta. Ben kendisiyle Antalya'da tanıştım. Sağlık Bakanlığı'nın kurslarında bizim ilk gün kursumuza Mehmet Hoca gelmişti. Şöyle de bir yanım var. Antalya İl Sağlık'ta gayet güzel bir hipnoz koltuğu da var. Hatırlar kendisi. Ben de İzmir'den gelip gidiyordum. Böyle yol sersemi gittim U şeklinde bir masa en öne oturmuşum. Mehmet Hoca işte neyse hipnoz biraz anlattı falan. Alın yöntemi. Sonra kendisi oturdu koltuğu noktada verdi benim elime. Hadi oku bakalım bunları diye. Ben ilk hipnozumu yaptım sonunda kaldım orada. Hem de bana. Yani ama sağ olsun gayet güzel bir hipnoz taklidi yaptı Mehmet Hoca. Beni de kırmadı. Yok yok estağfurullah. Yani... çok özür diliyorum araya giriyorum ama yok. Ben onu her eğitimde yapıyorum. Biliyorum söyledim konuşunuz. Gerçekten hipnoz oluyor. Yok sonradan tabii ki bizler şimdi hipnoz hakkında da konuşacağız da... Acemiler için indiksiyon çok büyüleyici bir olay ama tabii işin içine girdikçe aslında hipnozun öğrenilen bir şey olduğunu da öğreniyoruz. Ve şimdi de Mehmet Hocam da bize bu konudaki çalışmalarından, kadın cinsel işlev bozukluklarındaki hipnoterapi yaklaşımlarından söz edecek. Buyurun hocam. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Başta Tuncay Hocam olmak üzere. Musa Hocam olmak üzere, Halil Nevzat Hocam olmak üzere, onu da kulağını çınlatmış olayım ve sevgili Mustafa kardeşim olmak üzere hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Burada aranızda olmak gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Çalışmalarınızı başlangıç konuşmasında da sohbetimizde de konuştuğumuz gibi gerçekten takip ediyorum ve çok güzel sonuçlara ulaştığınızı ben yakın çevremdeki arkadaşlarımdan da görüyorum. İnşallah daha da güzel çalışmalara, başarılara imza atarsınız diyerek başlamak istiyorum. Musa Hocam çok kısacık bir özgeçmiş aktardı. Ben onun üstüne çok fazla ilave yapmayacağım. Ben 1968 İzmir doğumluyum. İzmir kelimesi geçince bunu belirtmek istedim. Gerçi yaşım da ortaya çıkıyor ama olsun. Ben yaşımı seviyorum. İzmir'i de çok seviyorum. Yaklaşık 29 yıllık ekibim. Evet, 1992'de Akdeniz Üniversitesi'nden Antalya'dan mezun oldum. Son 13-14 yıldır da tıbbi hipnoz ve hipnoterapi ile çalışıyorum. Şu anda ağırlıklı olarak regresyon hipnoterapileri ve kadınlarda cinsel işlev bozukluklarında hipnozun kullanımı ağırlıklı olarak, ön planda olarak da vajinismusun hipnoterapisi üzerine çalışıyorum. Ama başlangıç yıllarımda, hipnoza ilk başladığım yıllarda hipnozun kullanıldığı hemen her alanda bol miktarda hastayla çalıştım. Sonrasında böyle bir spesifikleşmeye gitmeyi açıkçası daha uygun gördüm ki bu alandaki çoğu arkadaşımız da benzer yöntemi seçiyorlar ve seçilmesini de öneririm işin doğrusu. Böyle bir süreçten sonra Sağlık Bakanlığı'nın sertifikalı hipnoz eğitim programlarındaki Türkiye'de açılan ilk eğitime katılarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalı hipnoz uygulayıcısı sertifikasını almış ilk hekimlerden biri oldum. Sonrasında da bu programlarda, sertifikalı hipnoz eğitim programlarında hem eğitmen hem de program koordinatörü olarak görev aldım. Ta ki bu yılın Mart ayında bakanlığımız yüz yüze eğitimleri durdurana kadar. Hepimiz hasretle yüz yüze eğitimlerin tekrar başlamasını bekliyoruz. İşin doğrusu eğitmenler olarak bizler de, öğrencilerimiz de o ortamları çok özledik. Gerçekten çok güzel, çok farklı ortamlar oluyor. Musa Hocam da iyi bilir. Evet. Orada sınıf içinde eğitmenlerle öğrenciler arasındaki diyaloglar, öğrencilerin kendi içindeki diyalogları gerçekten çok hoş, güzel bir ortam. İnşallah en kısa sürede o güzel günlere geri dönme imkanımız olur. Evet, bu kısa girizgahtan sonra sayımızın da bayağı arttığını görüyorum. Sohbetimizle artık konumuza başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben öncelikle sizlere biraz nasıl çalıştığımdan bahsetmek istiyorum. Bunun aralarında eğitim planı ya da sohbet planımızın içindeki bazı konuları da aralarına yerleştirmiş olarak aktarmaya çalışacağım.
Öncelik bizim bilmemiz gereken, aynı zamanda hastalarımızın da bilmesi gereken konu zihnimizin yapısı. Ben bütün hastalarıma öncelikle, eğer hipnozla çalışmak için, hipnozla bir terapi için bana müracaat ediyorlarsa, bir ön görüşme yaparak yaklaşık 30-40 dakika civarıdır. Eğer vajinismus için çalışacaksak bunu görüntülü olarak ya da telefonda karı koca hoparlör açık şekilde yapıyorum ki o kısmı size uzun uzun ayrıca anlatacağım. Bu yapıyı anlatıyorum. Yani bizim nasıl bir zihnimiz var? İşte bilinçli zihin ne demek? Bilinçaltı zihin ne demek? Bunlar kendi içlerinde nasıl mekanizmalarla, nasıl prensiplerle çalışıyorlar? Ve biz hipnozla ne yapacağız? Hipnoz nedir ve ne değildir? Bu kısım çok önemli. Ne yapacağız ve ne yapmayacağız? Bunları açık açık anlatıyorum. Dolayısıyla hastanın bizimle çalışmaya gelmeden önce bir ön bilgisinin olması, özellikle kafasındaki o sosyal medyadan, internetteki bazı video sitelerinden ya da bazı filmlerden, sinema filmlerinden etkilenerek oluşturulmuş, hani şöyle bir saat sallanacak, ben kendimden geçeceğim, bayılacağım, hoca bana bir şeyler yapacak, sonra uyan diyecek, ben gözümü açacağım, aa iyileşmişim modundan, çerçevesinden çıkartmak istiyorum hastayı. Bunun bir ekip çalışması olduğunu bilmesini istiyorum. Hipnozun yapılan değil, olunan bir şey olduğunu bilmesini istiyorum. Bu kısım benim için çok önemli çünkü hipnoz yapılmaz, hipnoz olunur. O nedenle... Ben dersim var. Mani olursam. Pardon? Neyse, tamam ben anladım. Bu nedenle hastanın bu bilgilerle donatılmış olarak seansa gelmesi benim için önemli. Yani kapıdan giren her kişiye "Oo, hoş geldin, hadi bakalım otur şuraya, kapa gözünü" demiyoruz, dememek lazım. Hastalarımızın bu konuyla ilgili bir baz bilgisinin olması, neyle karşılaşacağını, ne olmayacağını bilerek bize gelmelerini ben önemsiyorum işin doğrusu. O nedenle öncelikle böyle bir ön görüşmeyle süreci başlatıyorum. Ve orada da işte az önce bahsettiğim gibi zihnin bu genel yapısı üstüne konuşuyorum. Burada tabii ki çoğu kişi sağlık profesyoneli, onlara bir şey anlatmak haddim değil. Ama benim açımdan önemli olan altı çizilmesi gereken birkaç cümleyi burada telaffuz etmek isterim. Ben şunu önemsiyorum. Bilinçli zihnimiz analiz yapar, bilinçaltı zihnimiz itaat eder. Kabaca hasta bunu bilsin istiyorum. Çünkü bilinçli zihin kendisine ulaşan bütün o beş duyuyla gelen datayı belli bir elek mekanizmada geçirdikten sonra, bir analiz işlemi yaptıktan sonra, yani kritizasyon, eleştiri, akla uygunluk, mantığa yatkınlık süreçlerinden geçirdikten sonra bir karara varıyor. Ve o kararda, örneğin benim şu anda anlattıklarım üstünden konuşacak olursak, yelpazenin bir ucunda diyor ki mesela, evet ya bu adam doğru şeyler söylüyor kardeşim. Ya da yelpazenin diğer ucunda söylüyor ki, hadi canım bu bir tarafından uyduruyor. Ama sonuçta bu aralıkta kendince bir takım kararlar alıyor. O analizin sonucu olarak. Oysa bilinçaltı zihin kendisine erişebilen her şey için, ki bu erişebilen kelimesinin altını çizmek isterim, itaat etmek üzere programlanmış, emret komutanım düzeniyle çalışan bir sistem. Orada kendisine erişebilenden kastettiğim şu. Bu iki zihin yapısını birbirinden ayıran bizim critical factor adını verdiğimiz, hani kafanızda belki bir tür kapı sistemi olarak dizayn edebileceğiniz, simgeleştirebileceğiniz, imgeleştirebileceğiniz bir yapı var. Ve normalde şu anda mesela o kapılar kapalı. Dolayısıyla ben bilinçli zihne hitaben bir konuşma yapıyorum. Ama ben o kapıları bir şekilde açacak olursam, işte o zaman bilinçaltına inmem ve bilinçaltı dediğimiz o zihin yapısında istediğim tedaviyi, terapiyi gerçekleştirme imkanım olur. Bu amaçla hipnozu kullanıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum hastalarımıza. Çünkü hipnoz o kapıları açan bir teknik aslında. O sayede biz o kapıları açıyoruz ve aşağıya inerek bilinçaltı dediğimiz, hani neresi aşağısı neresi yukarısı da bir tartışılır ama teorik olarak bilinçaltı dediğimiz o yapıda çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Hipnoz bu konuda bizim için bir araç görevi görüyor. Hastanın bunu bilmesini istiyorum çünkü bilinçaltı dediğimiz yapı bizim özellikle çalışma alanlarımızda ve bugün konuşacağımız vajinismus sorununa dahil olmak üzere çok geniş bir alanda pek çok sorunun kaynağı kökeni ve o yapının özellikle 0-7 yaş arası dönemde
yani henüz daha o kapı sistemi critical factor dediğimiz o yapının olmadığı süreçte karşı karşıya kaldıkları, öğrendikleri, kendi çocuk aklıyla olayları değerlendirerek bir çıkarıma varması sonucu öğrendikleriyle biz bütün hayatımızı aslında yaşıyoruz. O 0-7 yaşlık dönemde çocuğun o dönemdeki hayatında otorite kabul ettiği insanlar, işte annesi babası olsun, büyük annesi, büyük babası, abi, abla, bakıcı, öğretmen, her kimse, onların, o otoritelerin söylemiş oldukları sözler, onların verdiği o uyarılar, telkinler vesaireler sürekli olarak kritik faktör dediğimiz o kapı sistemi olmadığı için henüz doğrudan doğruya bilinçaltına geliyor ve bilinçaltı da emret komutanın mantığıyla çalışan bir yapı olduğu için onları alıyor, alıyor, yerleştiriyor, yerleştiriyor ve o tohumlar atılmış oluyor. Çocuk büyüyüp de 7 yaş civarına geldiğindeki kız çocuklarında 6-7 yaş, erkek çocuklarında 7-8 yaş civarında o yapı ortaya çıkmaya başlıyor ki bunun da daha çok korteksin oluşumuyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. O döneme kadar beynin anatomik gelişimi esnasında korteks yok. Ama o yaşlarda korteks ortaya çıkıyor. O beynin dışını saran 1,5-2 milimetre kalınlıktaki kabuk diye adlandırdığımız tabaka ve oradan üretilen beta elektrik aktivitesinin critical factor dediğimiz bu kapı sistemini oluşturduğu kabul gören bir düşünce. Dolayısıyla o süreç aşıldıktan sonra ancak bilinçli zihin çalışmaya başlıyor ama o yaşa kadar o tohumlar atılmış oluyor. Ne zaman ki korteks oluşuyor, işte beta aktivitesi görülmeye başlanıyor, critical factor gelişiyor ve bilinçli zihin çalışmaya başlıyor. Ondan sonra artık atılan tohumlarla bizim hayata bakışımız, dünya görüşümüz, görüş açımız, bakışımız ortaya çıkıyor. Doğrularımız, prensiplerimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla bizi aslında biz yapan o süreç, bilinçaltımız, o dönemde öğrendiklerimiz, yaşadıklarımız, bunlardan bilinçaltının çıkardıkları yorumları, bunlar sayesinde biz sonrasındaki süreçte hayatımızın ilerleyen dönemlerinde dünyaya o perspektiften, o çerçeveden bakar hale geliyoruz. Ve dolayısıyla pek çok problemin çözümünde de aslında oradaki... Mehmet Hocam. Sözünüzü balla kesiyorum. Şu an bir mikrofonu tek bireyselden kapatamadım da. Tüm mikrofonları kapatacağım. Kendi mikrofonunuzu tekrar açar mısınız? Tüm mikrofonları kapatmak zorundayım. Anlayamadım. Mehmet Hocam, kendi mikrofonunuzu tekrar açar mısınız? Kendi mikrofonunuzu. Tamam. Kusura bakmayın, bölmek zorunda kaldım. Yok, hiç evet. Anladım. Problem yok hocam. Evet. Şu anda sesim geliyor mu acaba? Gayet güzel. Teşekkür ederim. Dolayısıyla hayatın sonraki süreçlerinde bizlere müracaat eden hastalarımızın pek çoğunun probleminin altında aslında bizim o bilinçaltı dediğimiz yapıdaki bir takım bu yanlış atılmış tohumlar ya da yanlış değerlendirilip alınmış kararlara ait bazı düzeltmeler yapmamız gerekiyor. O nedenle hipnozun geniş bir kullanım alanı var. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu ben bakanlığımızın eğitim programlarında da özellikle söyledim. Çaya çorbaya... Çok pardon Mehmet Hocam. Mikrofonu tekrar açabilir misiniz? Çok pardon. Evet. Şimdi oldum hocam. Gayet güzel. Bazen mikrofonları bazı kişiler açık unutuyor ya. Arkadaşlar mikrofonlara lütfen dikkat edelim. Şimdi sizin mikrofonunuzu kapatmak için yanlışlıkla bazen Mehmet Hoca'nınkini kapatmak zorunda kalıyorum. Lütfen mikrofonlara dikkat edelim. Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Ben zaten izleyeceğim, takip edeceğim. Siz beni kapattığınız zaman ben tekrar açar devreye sokarım. Soru yok. Tekrar baştan alayım o kısmı o zaman. Dolayısıyla bizler bize müracaat eden pek çok hastamızda aslında terapimizi, tedavimizi yapabilmek için o 0-7 yaşlık süreçte bilinçaltının kabul ettiği, o atılmış tohumların geliştirdiği sorunların çözümüyle uğraşıyoruz ve bunun için de hipnozu kullanmamız gerekiyor. Hipnoz bu anlamda bizim için çok güzel bir araç. Ama tekrar özellikle vurgulamak istediğim şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Hipnozu hani halk arasındaki deyimle çaya çorbaya yapmamak lazım. Hipnozun bir endikasyon alanı var. Belli alanlarda kullanılmalı, belli kişilere kullanılmalı. Bu anlamda kendi çalışmama dönecek olursam o ön görüşme kısmında aslında yaptığım şeylerden bir tanesi şu. Bir, hastanın bana müracaat ettiği konu
hipnozla tedavisi yapılacak bir konumdur. Yani hipnozun endikasyon alanlarına giren bir problemden mi bahsediyor hasta? İki, hastanın kişilik yapısı hipnoza uygun kişilikte mi? Çünkü bazı hastalıklar ve bazı kişilik bozuklukları hipnoza uygun değil. Mesela psikotikler, mesela Alzheimer tarzında ya da senil demans tarzındaki hastalıklar, mesela çok küçük yaştaki çocuklar, onlarla farklı tekniklerle çalışıyoruz. Ya da koma gibi durumda olanlar. Yani kabaca sağlıklı iletişim kurabileceğimiz bir kişiyle mi karşı karşıyayız? Ona bakmak lazım. Ve tabii üçüncü konu, ben bu alanda yetkin miyim? Ben bu soruyu çok önemsiyorum arkadaşlar. Evet, hipnozla çalışıyor olabilirsiniz. Ama hastanın size müracaat ettiği alanda eğer gerek teorik gerek pratik anlamda çok fazla bir yetkinliğiniz yoksa naçizane önerim, o hastayı kabul etmeyin. Onu bu konuda daha iyi, daha donanımlı olduğunu bildiğiniz bir başka meslektaşınıza yönlendirin. Kendimden örnek vermek isterim. Bundan 10 yıl önce mesela bir vajinist hastası bana müracaat ettiği zaman benim kendisine söylediğim şey şu olurdu. Evet, vajinismusun tedavisinde hipnoz son derece etkili bir tekniktir, bir yöntemdir. Hipnozla çok güzel sonuçlar alınıyor ama benim bu konuda bir yetkinliğim yok. Ben sizi, bu konuda çok güzel çalışmaları olan arkadaşlarım var, onlardan birine yönlendireyim der ve hastayı ona yönlendirir. Ha, sonrasında ben bu konuda evet hem teorik hem pratik anlamda kendimi geliştirdim ve tabii ki şimdi kendimi o anlamda yetkin görüyorum ama kendi üstümden verdiğim bu örneği lütfen hatırlamanızı rica ediyorum. Yetkinlik önemli bir konu. Sizin hastaya zarar vermenizi geçiyorum. Hani en kötü ne olur? Hasta tedavi görmez. Ama hastanın hipnozla tedavi olan inancını da kaybetmesine yol açarız. Ya ben gittim hipnoz denedim. Yok arkadaş, ondan da bir şey olmadı. Benim hastalığımın çaresi yok moduna girmesine yol açabiliriz ki bu çok daha kötü bir şey bence. Hastanın elinden rahatlıkla tedavi olabileceği bir ajanı, bir yöntemi, tekniği almış oluruz. Bu da tabii hastanın sonuçta bir zarar görmesidir. Buna dikkat etmekte fayda var. Bir de son olarak bunu ben öğrencilerimize paylaşırım daha çok. O hastayla ilk görüşme anında dördüncü bir soruyu ben kendime şöyle sorarım. Ben bu hastayla çalışmak istiyor muyum diye sorarım. Hastanın biliyorsunuz kapıdan girdiği anda bir enerjisi vardır. O enerji bana nasıl geldi acaba? Ona bakmak isterim. Çünkü hepimiz ilk tanışma anlarımızda farklı kaynaklar, farklı rakamlar söylüyor ama işte 7 saniye, 10 saniye, 30 saniye, 40 saniye diyen kaynaklar var. Bilinçaltımızda karşı tarafa dair bir yargıya varıyoruz aslında. Evet, benim bununla frekansım tuttu, yıldızım uyuştu dediğimiz de var. Aman canım bırak yüzünü şeytan görsün, uzak olsun benden dediğimiz insanlar da oluyor. Hiç tanımadığımız halde böyle yargılara varabiliyoruz. Dolayısıyla iç sese bakarak da ben bu hastayla çalışmak istiyor muyum konusunda değerlendirmeye alıyorum işin açığı. Bugüne kadar belki 3'tür, belki 4'tür. Öyle hani çok sık olan bir şey değil ama bunu da sormakta fayda var. Bunun da nedeni şu, hocalarımız bize hep anlatmıştır. Musa hocam da bilir. Hemhal olmak dediğimiz bir kavram var. Bizler seans esnasında, hipnoz seans esnasında sujemizin zihinsel enerjetik alanıyla aslında aynı alanın içine giriyoruz. Ve o alanda bazı çalışmalar yapıyoruz. Ve her ne kadar seansa önceden hazırlansanız da, plan yapsanız da, yapacağınız çalışmayı, imajinasyonu, simülasyonu, vereceğiniz telkini vesaireyi hazırlamış olsanız da bazen içinizden öyle cümleler kurmak geliyor ki ya bırak diyorsunuz, aksın gitsin bakayım, hani çıksın bu cümle ağzımdan. Söylüyorsunuz bir şeyler. Ve çoğunlukla da şu geri bildirim olarak alıyoruz hastalardan. Kendi adıma en azından söyleyeyim. Ya hocam çok güzel bir seans oldu ama hani şunları söyledin ya, beni can evimden vurdun. Bakıyorsunuz o söylediği cümleler aslında sizin tamamen plansız olarak o esnada ağzınızdan çıkmış olan cümleler. İşte hemhal olmak dediğimiz durum bu. O anda hastanın belki de gerçekten ihtiyacı olan o nokta atış cümleler ya da yaptıracağınız çalışma, imajinasyon vesaire otomatik olarak çıkıvermiş gibi sanki. Ha, bunu sağlayan işte hemhal olmak dediğimiz o zihin durumu. Ve eğer hastayla o ilk görüşmede ya aman dur bu kalsın diyorsanız
O hemhal olmayı oluşturamıyorsunuz, onu kuramıyorsunuz o bağı arada. O nedenle ben bu kısmı da önemsiyorum işin doğrusu. Eğer mümkünse güzel bir enerji olsun aramızda isterim işin açığı. Evet, bu ön görüşme sürecinden sonra hastaya bu yapıyı, bu zihnin çalışma şeklini anlattıktan sonra hastayı ben okuması için birkaç sayfada not veriyorum ve evine yollarken şunu söylüyorum hastaya. Bak diyorum, lütfen bugün seninle konuştuk. Hocam, Tuncay hocam, size bir şey sormak istiyorum. Naçizane, yanlış anlamazsanız. Yok, estağfurullah, buyurun. Bir internet sistem var. Reklam içermiyor. Sadece öğrencilerim ve hastalarım için hazırlanmıştır. Google'da yoktur. Tabii ki paylaşabilirsiniz Mehmet hocam. Bir söyleyebilir miyim hocam? Sakıncası tabii ki, tabii ki. Ne sakıncası olabilir hocam? Lütfen, buyurun. Lütfen. Tabii. Kusura bakmayın lütfen. Hastaya o notları verdikten sonra iyihissedelim.com isminde bir internet sitem var arkadaşlar. Hı-hı. Dediğim gibi Google'da bulunan bir site değildir. Reklam içermez. Benim zaten reklam çok işim gücüm yoktur, işin açığı. Evet. Chat kısmında onun linkini verelim hocam. Arkadaşlar chatten tıklayarak gidebilirler. Chat kısmında tamam, hemen link veriyorum ben. Tamam, çok teşekkürler. iyihissedelim.com hastaya bu siteyi de adres olarak veriyorum. Sizler de verebilirsiniz. Hani bana bir kazanç getirecek bir durum değil. Orada hazır materyal var. Oradaki materyali kullanabilirsiniz. Hiç sorun yok. Bilgidir sonuçta. Verdiğim notları okumasını ve siteyi de incelemesini rica ediyorum hastadan. Ve sonra diyorum ki bak, beni dinledin. Bu bilgileri aldın. İnternet sitesini de lütfen incele. Sonrasında senden şu iki şeyi istiyorum. Bu tekniğe inandın ve bana da güvendiysen gel çalışalım. Çünkü tekniğe inanmış olabilirsin. Evet, kafana yatmış olabilir sana anlattıklarım. Orada birazdan daha ayrıntılı anlatacağım. Neyi nasıl yaptığımızı, birinci seanstaki yaklaşımımızı, ikinci seanstaki yaklaşımımızı eğer regresyonla çalışıyorsam ya da bir vajinismus terapisi yapacaksak seans seans yapacaklarımı anlatıyorum çünkü hastaya. Teknik kafana yatmış olabilir. Ama beni gözün tutmamış olabilir diyorum. Hani karşılaşıyorsak bugün benimle ilk defa görüşmen. Eğer bir telefon konuşması yapıyorsak ben senin için şu an sadece telefonda bir sesim. Bana içinde bir güven oluşmamış olabilir. Hiç sorun yok. Çalışmayalım. Hiç problem yok. Darılmaca, gücenmece olmaz. Ya da tam tersi, bana içinde bir güven oluştu. Belki bir referans da geldin hatta. O daha da güven veren bir şey elbette. Ama hipnoz hala kafanda soru işareti. Yine çalışmayalım. Hiç problem değil. Ama tekniğe inandın ve bana da güvendiysen gel çalışalım. Biz bu konuyu hallederiz diyorum. Ve hastayı o şekilde yönlendiriyorum. Yolcu ediyorum. Burada hastanın bilmesini istediğim önemli şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Onu vurgulayıp konuşmaya devam etmek istiyorum. Bilinçaltımızın iki dili var. Bir tanesi hayal, bir tanesi duygu. Ben genellikle sizlerin de ana çalışma konusu olan imgeler, simgeler, hayallerle, imajlarla ilgili olan çalışmayı ilk seansta yapmayı daha çok tercih ediyorum. Vajinismus terapileri ayrı, onu ayrı konuşacağız zaten. Ama ikinci seansta daha çok regresyon terapileri yaparken duygu üzerine çalışmayı tercih ediyorum. Ve hastaya da bunları anlatıyorum. Normalde hastalar bu konuşmadan birkaç gün sonra beni ararlar ve randevu talep ederler. Orada da "Aa, hoş geldin, gel buyur otur, hadi bakalım kapa gözünü, başlayalım çalışmaya" dememekte fayda var. Bizim eski usul biraz mayalama yapmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Ben mayalamaktan kastettiğim şu aslında. Hanımefendiler bilirler, sütten yoğurdu yaparken hani bir mayalama süreci vardır ya, aynı onun gibi sujeyi yavaş yavaş seansa doğru yönlendirmektir aslında bu. Bir ayrıntılı anamnez almak. İlk baştaki o görüşmede, çünkü çok ayrıntısına girmiyorum işin açığı. Kabaca o soruların yanıtlarını, kabaca problemi öğrenmek ve esas benim bilgi aktarmamı içeren bir süreç o. Ayrıntılı bir anamnezi almak. Belki küçük bir hipnoza yatkınlık testi yapmak. Hastanın ne kadar yatkın olduğunu fark etmesi için küçük bir imajinasyon çalışması gerçekleştirmek. Ve sonrasında da çalışmaya karar verdiğim teknikle ilgili küçük bir video izlettirmek, 3-4 dakikalık, hani atıyorum Ayşe Hanım birazdan bak hipnoz olacaksın, nasıl bir şey olduğunu gör gibisinden 3-4 dakikalık o teknikle ilgili kısa bir videoyu izletmek aslında yaptığımız şey. Bu da yaklaşık yarım saat, belki 40 dakika sürüyor. Sonrasında seansa başlamak. Esas önemli olan benim için o. Ha, bunu 5-10 dakika sonra da yapabilirsiniz ama maksimum 3 gün içinde yapmak lazım. Hani o mayalamayı, mayası kaçmadan hemen seansa dönüştürmek lazım.
Ve sonrasında da seanslarımız başlıyor işin açığı. Burada hastanın hipnozun ne olduğunu bilmesi önemli. Bilerek o koltuğa oturması önemli arkadaşlarım. En basitinden söyleyeyim. Hipnoz bir zihin halidir. Yani uyku gibi, uyanıklık gibi bir zihin durumudur. Ama tabii burada önemli bir şey var. Az önce bahsettiğim o sosyal medyanın yarattığı zihinsel kirlilik anlamında her ne kadar Yunan uyku tanrıçası Hipnosis'ten ismini alsa da hipnoz aslında bir uyku hali değildir. Tatlı bir mahmurluk hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama bir uyku hali değildir. Gayet güzel bir karşılıklı iletişim kurduğumuz aksine bilincin açık olduğu, beş duyunun aktif çalıştığı, hatta beş duyunun kapasitesinin daha da genişlediği, normalde duyamadığınız seslerin duyulması gibi bazı durumların da ortaya çıkabildiği bir zihin durumudur aslında hipnoz. Ve orada bir bayılma, bir kendinden geçme, bir uyuma yoktur. Bunu bilerek o koltuğa oturması benim için önemli, az önce anlattığım gibi. Sonrasında hipnozda dediğim gibi farklı farklı alanlarda değişik çalışmalar yapmak mümkün. Endikasyon alanları içinde. Ama ben izin verirseniz bu akşamki ana konumuza yavaş yavaş geçmek istiyorum. Vajinismus'a geçmek istiyorum. Buraya kadar aktardığım bölümle ilgili eğer sorular varsa onları şu anda cevaplayabilirim. Sona bırakmamakta fayda var. Çünkü başka bir etaba başlayacağız aslında. Bu bölümle ilgili bir soru varsa onları yanıtlayarak devam edebiliriz. Musa Hocam, Tuncay Hocam. Nasıl uygun görürseniz. Siz nasıl uygun görüyorsanız hocam, sorusu olan arkadaşlar varsa lütfen mikrofonu açıp soru sorabilir. Chat kısmında bir soru göremiyorum. Mikrofonlarla ilgili sorunlar yazılmış daha çok. Hocam sorunun olmaması biliyorsunuz iki anlama gelir. Ya herkes her şeyi anladı ya da kimse bir şey anlamadı. Kesinlikle. Ben herkesin her şeyi anladığını umut ederek devam edelim hocam. O zaman yavaş yavaş vajinismus'a geçelim. Şimdi vajinismus 1861'de Sims tarafından tanımlanmış. Yani neredeyse 150 yıldır bildiğimiz bir hastalık. Farklı farklı tarifleri var. Farklı kasların kasılması üzerine odaklanmış yaklaşımlar söz konusu. Hani kabaca vajen bölgesindeki kasların istemsiz kasılmasıyla penis-vajen birlikteliğinin gerçekleşememesi desek kabaca iş görür diye düşünüyorum. Kafamızda problemi çerçevesini en azından kabaca çizmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben burada hangi kasların istemsiz kasıldığından çok o kaslar neden istemsiz şekilde kasılıyorlar ona odaklanmış durumdayım. Yani ne oluyor da o kaslar bir anda istemsiz kasılır hale geliyorlar? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bu konuda dünyada en yaygın kullanılan terapi tekniklerinden bir tanesi bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı. Haftalık programlar şeklinde hemen hemen haftada bir ya da 10 günde bir hastanın ödev denilen uygulamayı yapmasına göre aldığı randevu sistemiyle ilerleyen programlar, tedaviler var. Koku ile ilgili cinsel işlev bozukluğu deyince bir şey yazılmış, onu ben en son şey yapayım, şimdi başlamışken girmeyeyim ama sonunda cevaplayacağım o soruyu da. Burada neden istemsiz bir kasılma var aslında? Buna bakmak lazım. Bilişsel davranışçı terapi yaklaşımları dünyada çok yaygın. Ülkemizde de tabii ki çok başarılı sonuçlar alıyor. Çok yaygın şekilde kullanılıyor, eğitimleri veriliyor. Ama benim kendi kişisel klinik görüşümü söylemek istiyorum. Çok fazla Türk toplumuna uyum sağlayamayan ya da Türk toplumunun uyum sağlayamadığı bir teknik olduğunu düşünüyorum. Özellikle hastalarımız bilişsel davranışçı terapide verilen ödevleri, parmak egzersizlerini yapmakta çok zorlandıklarını ifade ediyorlar. Oo, Sayın Hocam hoş geldiniz. Nefise Hocam sizi görüyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Özlemişiz sizi dinlemeyi. Eyvallah, sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biz sizi televizyondan izliyoruz artık hocam. Maşallah. Evet, hastalarımız daha çok bilişsel davranışçı terapi yaklaşımındaki bu ödevleri yapmakta zorlandıklarını, hatta
hani kendi içlerinde uygulamayı yaparken kendilerini kötü hissettiklerini ve ödevi yapmaktan imtina ettiklerini, geri çekildiklerini ifade ediyorlar. Tabii ki yapanlar var, tabii ki çok başarılı sonuçlar var ama genel olarak bize hipnoza müracaat edenler yapamayan gruptakiler arkadaşlar. Yapan zaten oradan yoluna devam ediyor da yapamayan, ya bunun dışında başka yol yordam yok mudur, ben bunu nasıl yapacağım şimdi, olmaz bu, ben başka bir şey bakayım diyerek daha çok hipnoza geliyor, hipnoterapiye müracaat ediyorlar. Burada benim onlara anlattığım şudur. Burada yavaş yavaş isterseniz biraz da Karav algoritmasının çalışmasına girmek istiyorum. Nasıl bir usulle çalıştığımdan da biraz bahsetmek istiyorum. Hastalarımla genellikle ilk günün herhangi bir saati bir telefon geliyor. İşte hocam benim böyle bir problemim var, biz sizden randevu almak istiyoruz. Diyorum ki bir saniye, bu akşam ya da müsait değilsem ertesi gün akşam için saat 9'da ben sizinle ve eşinizle, genellikle kadınlar arıyor beni, kocanızla beraber üçümüzün olacağı bir hoparlör açık telefon konuşması yapmak istiyorum. Müsait misiniz diyorum. Ve o akşam 9 için randevulaşarak o konuşmayı bitiriyoruz. Akşam 9'da ben arıyorum hastayı. Arkadaşlar, vajinismus bir erteleme hastalığıdır. Dolayısıyla hasta aynı birleşmeyi ötelediği gibi hekime ulaşmayı da öteler. Yarın ararım, öbür gün ararım, aman canım haftaya ararım, ne olacak, sonra ararım, bir ara boş olduğunda ararım diye diye hekime ulaşmayı erteler, öteler ve yoluna devam eder. O yüzden ben hastayı aramaktan yanayım. Aklınızda olsun, hani bana hasta yönlendirme durumunuz olursa tabii ki telefonumu seve seve verebilirsiniz ama hastanın numarasını bana atın lütfen. Ben arayayım hastayı. O çok daha sağlıklı bir iletişim kurmamızı da sağlıyor ve hasta kendisine önem verildiğini hissediyor ki algoritmanın bir parçası bu. Vaka odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Orada o konuşmada aynı az önce anlattığım gibi zihnin yapısından vesaireden bahsettikten sonra vajinismusun aslında bu konuyla bağlantısından da bahsediyorum hastaya. Bir örnek veririm ve çok sevdiğim de bir örnektir. Bunu burada da dile getirmek istiyorum. Örneğin diyorum, Ayşe Hanım, gözünüze doğru bir yabancı cisim, bir sinek, böcek, arı vesaire bir şey geliyor olsa, siz bunu görseniz, şöyle bir düşünce sürecinden geçer misiniz acaba? Ya bir dakika, burada bir tehdit var, bir tehlike var. Şimdi bu benim gözüme zarar verecek. Kendimi korumam lazım bir şekilde. Ne yapsam? Hah, buldum. Gözümü kapatayım, o zaman kendimi kurtarırım deyip mi gözünüzü kapatıyorsunuz, yoksa otomatik, hani adeta refleks bir şekilde mi direkt gözünüzü yumuyorsunuz? Otomatik olarak hemen yumuyorum diyor hasta. Ha işte diyorum, tamam. Bunu yaptıran size aslında zihnimizde bilinçaltı dediğimiz, sizi korumakla kollamakla görevli olan, otomatik hareketleri bu şekilde düzenleyen bir bölüm. Aynı bakış açısıyla eğer arkadaşlar vajinismus problemi olan bir hasta için söylüyorum, kadının bilinçaltı, eğer erkeğin de erkeklik organını bir tehdit unsuru olarak görüyorsa, bu sefer o gözü kapatma gibi vajeni kapatıyor. Aynı yapı o otomatik irade istem dışı olarak işleyen mekanizmayla vajen bölgesindeki kasları kapatıyor ve vajinismusu ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla aslında bizim yapmamız gereken vajina değil. Yani vajinismus aslında bir vajen hastalığı değil. Bu bölgedeki o kasların otomatik kapanmasına yol açan bilinçaltı dediğimiz o merkeze bizim çalışmamızı yapmamız, o bölüme, zihnin o parçasına çalışma yapmamız, terapimizi, tedavimizi yapmamız gerekiyor. Bu amaçla biz hipnozu kullanıyoruz diyerek anlatıyorum. Ve o zaman hastanın kafasına çok yatıyor. Evet diyor, yani ben bunu istem dışı olarak yapıyorum. Bilerek, isteyerek yaptığım bir şey değil. Otomatik olarak gerçekleşiyor, neredeyse bir refleks gibi. Ve madem ki bunun da merkezi burası, evet diyor, aklına yatıyor, yani bunu buraya çalışmak lazım. Hipnoz da bizim o bölüme ulaşmamızı sağlayan bir araçsa eğer, evet diyor, tamam ben bu işi hipnozla çözerim. Bu kısım önemli. Yani bu ön görüşme benim en çok önemsediğim kısımdır arkadaşlar. Orada hastanın bu gerçekleri farkına varmasını istiyorum. Yapacağımız tedavinin aslında onun işini ne kadar kolaylaştıracağını anlatmaya çalışıyorum. Bu konuşmanın bir bölümü, evet, yapacağımız çalışma ile ilgili genel temel bilginin aktarılması ama bir de hastaya özel durumlar var. Burada birkaç faktör benim için önemli. Nedir? Örneğin hastanın adet tarihi benim için önemli. Hastanın hangi aşamada bir vajinismus olduğu önemli.
Aşamadan kastettiğim şu, grubumuzda mutlaka cinsel terapi eğitimi almış olan arkadaşlarımız vardır ama olmayanlar, bu eğitimi almamış olanlar için kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Vajinismus problemi olan kadınların bilinçaltlarında 4 basamaklı bir blokaj sistemi var arkadaşlar. En altta olan basamak o bölgeye bakamamak, dokunamamakla alakalı. Bu nadir görülüyor. Yani %8, %10'dur belki. Ama böyle bir basamak da var. Böyle bir grup hasta da var. Bunlar o bölgeye hiç bakamıyorlar, hiç dokunamıyorlar. Hani temizlik amacıyla bile tuvalette, banyoda dokunsalar hemen huzursuz oluyorlar, irrite oluyorlar. Bir an önce oradaki işi halledip uzaklaştırmak istiyorlar ellerini. Böyle bir grup var. Bunun bir üstü şöyle bir yanlış inanca sahip. Oraya, yani vajinanın içine bana ait bile olsa hiçbir şey giremez inancı olan hastalar var. Bir üstte oraya başkasına ait bir şey giremez inancında olanlar var. Ve son olarak da vajane, oraya bir erkek cinsel organı, penis giremez yanlış inancına sahip olan hastalar var. Bu aşamada... Hocam, öyle bir yer yok inancına sahip olan var mı? Ona şöyle söyleyeyim hocam, orada bir boşluk yok. Nasıl girsin diyeni gördüm ama vajen yok diyeni duymadım. Bu herhalde Covid yok diyen gibi bir şey olmuş diye düşünüyorum. ama orada hani bir boşluk yok ki oraya nasıl girsin diyen oldu, onu gördüm. Tabii gösterdik. İkna oldu. Sonunda evet, orada bir boşluk varmış oldu. Mehmet hocam, bu arada Covid aşılarımız geldi. Yarın itibariyle aşılanmaya başlayacağız. Çok şükür. Yok, hocam, az önce televizyonda, ekranlarda izledim. Çok şükür. Hocam, ben artık emekli bir hekimim. Bilmiyorum bana ne zaman sıra gelir. Bakacağız. Bir güzellik yaparız. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de artık Antalya'dayım. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Evet, bu şekilde bir basamaklı sistem var. Bunu niye anlattım? Hastanın bu sistemin içinde olduğu yeri öğrenmek istiyorum. Çünkü buna göre o bir günlük terapi yaklaşımımızda yaptığımız seans sayısı değişiyor arkadaşlar. Hasta hangi basamaktaysa o basamak sayısı kadar seans artı bir yapıyoruz. O artı biri de anlatacağım zaten. İkinci bölümde muhtemelen o ayrıntılı konuşma kısmımıza geçeceğiz. Hocam 50'de mi mola vereceğiz yoksa saat başından 10 geçeye kadar mı mola vereceğiz? Musa hocam? Siz nasıl arzu ederseniz saat başından 10 geçeye kadar verebiliriz. Devam edelim biraz daha. Okey, anlaştık. 10 dakika daha devam edebiliriz. Tamam. Dolayısıyla o telefon konuşmasında hastanın evet bir adet tarihini öğrenmek istiyorum. Bir de bu basamaklardan hangisinde olduğunu öğrenmek istiyorum. Bunların önemi şöyle. Adet tarihi şundan. Tabii ki o dönemde çalışamayacağız. Orada kanamalı bir alan var. Uygulama yapma imkanımız yok. Ancak adetten 2 gün öncesine kadar olan süreçte de biraz o bölgenin ağrıya, acıya karşı duyarlılığı artıyor. Zaten bu hastalar da aman acıyacak, canım yanacak korkusu olan hastalar. O nedenle o adetten önceki 2-3 günlük süreyi de ben dışarıda tutuyorum. Adet bitiminden itibaren ki 2 günde de o kanamalı alanın kendini toparlayabilmesi, biraz fizyolojinin oturabilmesi açısından yine o 2 günü de dışarıda tutuyorum. Çünkü bir defa uygulamayı yapmakla bırakmıyoruz hastayı. Sonrasındaki bir hafta 10 günlük süreçte 4-5 defa pekiştirme uygulaması yapmasını istiyoruz. O nedenle bu tarihlerin dışında kalan zaman içinde bir randevu ayarlıyoruz hastaya. Ve o gün bir araya geliyoruz. Şimdi tabii Covid bizim bu anlamdaki uygulamamızı etkiledi. Genellikle hafta sonları ben çalışıyordum. Yani hastanın da izin durumunu ayarlaması vesairesi daha kolay oluyordu. Çünkü genellikle şehir dışından geliyor hastalar. Ben İstanbul ve Ankara'da ofisler kullanıyorum. Her yerden ulaşımı imkanı veren, uçakla, karayoluyla vesaireyle gelme imkanı veren yerler ama hafta sonu sokağa çıkma yasakları tabii çok etkiledi. Hastaların iş yerlerinin izin almaları daha zor oluyor. Biraz da onlara bağlı olmaya çalışıyorum. Vardiyalı çalışan işçiler var, kocalar var. Onlara birazcık uyum sağlamaya çalışıyoruz ama geçecek inşallah. Bir de basamak. Şimdi basamakta benim açımdan önemli olan şu. Hiç dokunamayanlar arkadaşlar bizim için gerçekten zor. Şöyle zor. Onlarla biraz daha uzun bir tek seans yapmamız gerekiyor. Normalde her basamak için bir seans yapıyoruz zaten ama onlara orada bir fobik durum var gibi yaklaşarak
Ve o fobinin altında yatan duyguyu doğrudan doğruya temizliğini yapıp regresyon terapisiyle sonrasında bir sistematik sensitizasyonu da yani progresyonu da yapıp sonra yola devam etmek mümkün oluyor. Bu o birinci seansı biraz uzatıyor. 1,5 saat 1,45'i falan bulduruyor. Ama dediğim gibi Allah'tan bunlar %8-10 civarında. Çok fazla karşımıza çıkmıyor bu basamaktaki hastalar. Genellikle buraya da hiç sorunu olmayan, o bölgeye rahatlıkla dokunabilen, bakabilen ama içeriye bir şey yerleştiremeyen hastalarla karşılaşıyorum. Benim neredeyse hastalarımın %70-75'i bu sınıftadır. Dolayısıyla daha çok bunlarla çalışma durumumuz oluyor. Bunlarla da toplamda 4 seanslık bir süreç çalışıyoruz. Bir gün içinde ard arda 4 seans yapıyoruz. Ki onları ben ikinci bölümde uzun uzun her seansta yaptıklarımızı ayrıntılı anlatarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu konuşma bu şekilde bitiyor. Ve biz hastayla bir randevuyu kararlaştırıyoruz. Randevudan bir hafta önce arkadaşlar yine ben hastayı arıyorum. O gün ya da bir iki gün öncesinden yazıyorum. İşte bu akşam saat 9'da bir 5 dakikalık kısa bir konuşma için sizi arayacağım diyorum. Uygun musunuz? Uygunluğu alınca da akşam 9'da tekrar arıyorum. Ve esas ondan sonrası başlıyor. Arkadaşlar esas çalışma o andan itibaren başlıyor. Hastaya diyorum ki tamam şu andan itibaren artık üçümüz bir ekip olarak çalışmaya başlıyoruz. Şu andan itibaren sizin birinci önceliğiniz bu konu olacak. Ve ben size tamam yapabilirsiniz diyene kadar penis-vajen birlikteliği uygulamasını denemenizi yasaklıyorum diyorum. Bir yasak getiriyorum. Bu BDT'de de var. Ama ben bunu hipnozumuzdan bir hafta önce başlatıyorum. Bunun nedeni şu. Hasta bir takım tırnak içinde insani nedenlerle ya ta şimdi buradan kalkacağız oraya gideceğiz. O kadar parayı vereceğiz. Uğraşacağız edeceğiz. Ya dur bir deneyelim kardeşim. Gitmeden bakarsın tutar hallederiz. Gibi insani nedenlerle uygulamayı yapmaya çalışıyor. Ve yapamıyor yine. Bu olumsuzun pekişmesi olarak maalesef bize yansıyor. İş yükümüzü arttırıyor. O yüzden son bir hafta kala yasak getiriyorum. Yapmayacaksınız diyorum. Bir takım hijyen önerilerim, koşullarım oluyor. Onları dediğim gibi ikinci yarıda daha ayrıntılı anlatacağım. Onlardan bahsediyorum. İki tane malzeme getirmeleri gerekiyor yanlarında. Onu söylüyorum. Fotoğrafını gönderiyorum hatta. Her iki malzemenin de nereden temin edebileceklerini yazıyorum. Çalışacağımız ofisin lokasyonunu, adresini gönderiyorum. Hatta bazen İstanbul'u hiç bilmeyen hastalarım oluyor. Onlarla buluşup beraber gittiğimiz olmuştur arkadaşlar. Hani hastanın elinden tutup hadi gel deyip taksiye atlayıp beraber onları ofise götürdüğüm bile olmuştur. Olabiliyor yani insanlık hali. İstanbul'u herkes çok iyi bilmek zorunda değil. Ben de çok iyi bilmiyorum zaten. Sonuçta o konuşmada bu temel kuralları yerleştiriyoruz ve diyoruz ki bu problem artık sizin için hayatınızın birinci öncelikli konusudur. En önemli gördüğünüz bir başka problem bile ancak üçüncü sıraya gelebilir, ikinci sıra boş kalacak. Hiçbir şey oraya çıkartmayacaksınız. Olabilir hayat bir takım sorunlar, stresler, sıkıntılar karşınıza çıkartabilir. Hepsinin çözümünü öteleyeceksiniz çalışmanın sonrasında. Bu şekilde anlaştık mı anlaştık tamam ve ondan sonra artık o konuşmada bitiyor. Dediğim gibi fotoğrafları, adresi vesaireyi yolluyorum ve artık her şey seansa kalıyor. Seans günü buluştuğumuzda ofiste onlarla ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Eğer görüntülü görüşmediysek hastanın ayrıntılı bir anamnezini alıyorum. Bu anamnezde benim için kritik birkaç konu var. Burada bir şey söylemek isterim. Çoğunlukla eğitimlerimizde bize soruyorlar. Hocam vajinismusun genellikle altında cinsel travma vardır. Değil mi? Değil. Değil arkadaşlar. Vajinismusun nedenlerine bakacak olursak aslında bizim en sık karşılaştığımız şeyler cinsellikle ilgili eğitimsizlik. Bunu çok rahatlıkla ve açıklıkla söyleyebilirim. İnsanların eğitim durumuna nasıl diyeyim üniversite hayatına ya da işte genel eğitim seviyesine bakarak lütfen bu konuda bir karar vermeyin.
En son işte bundan 2 ay kadar önceydi herhalde çalıştığım bir hastada benzer bir örnek yaşadım. Buna benzer bir durum yaşadım. Her ikisi de üniversite mezunu olan bir çift. Sordum, dedim ne oldu ilk gece? Hep bunu sorarak başlarım. İlk gece ne oldu, ne yaşadınız? Hanımefendi dedi ki hocam eşim yerini bulamadı. Adam da üniversite mezunu, kadın da üniversite mezunu. İkisi de 20'li 30'lu yaşlar aralığındalar. Baksanız gayet güzel eğitim almış insanlar. Ama bu konuda bir eğitimsizlik var maalesef. Bu en sık karşılaştığımız nedenlerden bir tanesi. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Vajinismus kodun kadının erkek tercihlerinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Musa hocam gülerek kafasını sallıyor. Bunu eğitimde konuştuk muhtemelen. Şimdi sevgili arkadaşlarım, çok değerli bir hocamızın bir metaforunu ben burada kullanmak isterim. Bir benzetmesini daha doğrusu. Bir kadının hayatına giren erkekler. Kadının hayatına ilk giren erkek arkadaşlar Tarık Akan'dır. Tarık Akan mahallenin genç, yakışıklı, sempatik, eli yüzü düzgün, iyi huylu, temiz delikanlısı. Onunla olan o ilişkide, o beraberlikte cinsellik yoktur. Hani el ele tutuşmak, saf sevgi, belki küçük birkaç yanaktan öpüşme vesaire falan. Bunlar yer alır. Kadın büyür, Tarık Akan onun hayatından çıkar. Kim gelir? Kadir İnanır gelir. Kadir İnanır daha maçodur. Cinsellikle ilgili tecrübesi vardır. Belki başka kız arkadaşları da aynı dönemde vardır. Kadını biraz daha bu anlamda olgunlaştıran bir yapıdır. Sonra kadın büyür, Kadir İnanır da gider. Kim gelir? Cüneyt Arkın gelir. Cüneyt Arkın olgundur. Kadının istediği hem sevgiyi hem güven ortamını tesis eder ve kadın gider Cüneyt Arkın'la evlenir. Vajinismus kadınlar arkadaşlar gider Tarık Akan'la evlenirler. Çünkü Tarık Akan'ın ondan bir cinsel beklentisi zaten yoktur. 13, 14, 15, 17 yıllık evliliklerle çalıştım arkadaşlar. Bugüne kadar onlarca vajinismus çiftiyle çalıştım. Çoğunlukla karşımıza çıkan profil erkeğin bakir oluşudur. Erkek bu anlamda eğitimsizdir, cahildir, bilmez, tecrübesi yoktur. Ve kadın, Tarık Akan erkeğin o modeli seçmiştir. Erkeğin karısından öyle bir beklentisi yok. Olsun, biz böyle de yaşarız, ben böyle de mutluyum. Yeter ki karım mutlu olsun, onun mutlu olması beni de mutlu ediyor. Ki buna da çalışmak gerekir aslında bence o yaklaşıma da. Bu yaklaşım içinde olan erkeklerle evlenir genellikle vajinismus kadınlar arkadaşlar. Buyurun Tuncay Hocam. Filmin yönetmeni kim? Onu merak ettim Mehmet Hocam. Ben. Neden bir kısmında yönetmen olarak ben devreye giriyorum. Hocam, bilinçaltı tabii. Bu anlamda kadının bilinçaltı onu en zorlamayacak, en korunaklı ortamda yaşamasını mümkün kılacak olan erkeği seçmesini sağlıyor. Hani içimden bir ses şunu seçmemi söyledi. İşte o içindeki ses aslında bilinçaltı. Kadının bilinçaltı biliyor ki ya bundan sana zarar gelmez. Bu seni birlikteliğe zorlamaz. Ondan bir zarar görmezsin. Böyle pış tıpış, mışıl mışıl, mucuk mucuk, hani sevgi dolu şekilde arın balın peteğin modunda kola devam edebilirsin diye düşünüyorum. Hı-hı. Düşünüyor ve o erkeği seçiyor. Selda Hocam çok teşekkür ediyorum güzel cümleniz için. Sağ olun, eyvallah. Dolayısıyla burada erkeğin eğitimsizliği de çok önemli. Tabii ki kadına da anlatmak gerekiyor. Ama o anlamda ben ikisine beraber bir kısa eğitim vermeye çalışıyorum. Hocam 58 oldu. İsterseniz yeni cümleye başlamayayım. 10 dakika arayı başlatalım. Musa Hocam ne dersiniz? Elbette hocam. Saat o zaman herkese bir 10 dakika mola verelim. 21-22.10'da başlayalım. Tamam. 12 dakika. Aldığımız yerden Tarık Akan'dan evet. Devam ediyoruz. Çıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece görüntüyü ve mikrofonu kapattıktan sonra 10 dakika sonra buradan devam edebilirsiniz. Tamam. Evet. Evet. Zoom'dan düşen olursa da aynı linkle tekrar girebilirler zaten. Tamam. Süper. Hı-hı. Görüşmek üzere.
Musa yoldaş, bir ses denemesi yapıyorum. Mikrofonum nasıl şu an? Şu anda biraz daha iyi. Cızırtı var mı? Çok az, çok çok az. Yok, denebilir. Araba sesi geliyor mu? Hayır. Tamam. Güzel, tamam. Evet. Evet, Mehmet Hoca gelene kadar sohbet eyleyelim efendim. Hocam, kitap öneriniz olur mu? Söyleşinin sonuna geldiğimiz zaman artık soruları, chat'teki soruları Musa yoldaş. Ben yönelteceğim, alıyorum. Evet hocam, yöneltir, evet. Evet. Mehmet hocam da geldi. Merhaba tekrar hocam. Selamlar. Yavaş hocam, yavaş toplanıyoruz. Bu toplanma sürecinde isterseniz ben anlatmaya başlamadan birikmiş soru varsa onları bir an. Hemen bir sorumuz var. Hipnozun kaygı bozukluğu ve takıntılarda da etkili olup olmadığını soruyor bir arkadaşımız. Etkili. Burada şunu belirtmek istiyorum. Temel teorik bilgi olarak takıntı, obsesyon anlamında obsesif kompulsif bozuklukta, hastalıkta normalde bizim teorik bilgimiz hipnozun kullanılmadığı yönündedir. Ancak hem dünyada hem Türkiye'de bu konuda çalışma yapan hipnoterapistler var. Güzel de sonuçlar alıyorlar. Bunları bazı bilimsel toplantılarda, seminerlerde paylaştıklarını biliyorum. Ama genel bilgimiz kullanılmaz şeklindedir. Fakat dediğim gibi istisnaları mevcut. Kaygı bozukluğunda çok rahat kullanılır. Çok güzel sonuçları oluyor. Ben de çalışıyorum. Gayet güzel sonuçlar alıyoruz o alanlarda. Bir soru daha var. Cinsel isteksizlik ya da erken boşalma gibi diğer cinsel işlev bozukluklarında da çalışıyor musunuz diye bir soru var size. Çalışıyor idim. Artık çalışmıyorum. Şöyle, şimdi benimle bağlantı kurabilir hasta takvimime biraz bağlı. Şu dönemde Antalya Gazipaşa'da yaşıyorum ve büyük şehirlere ancak vajinismus hastası olursa gitmek benim için daha makul ve mantıklı oluyor. Çünkü cinsel isteksizlik için 2 ya da 3 hafta arayla 2 seans çalışmam gerekiyor. Dolayısıyla bir gittiğimde hastaya sadece tek bir seans yapacağım ve geri döneceğim. 2-3 hafta sonra tekrar takvimimi ayarlayıp o hasta için tekrar gidip yine bir seans yapmam lazım. Erkekte cinsel fonksiyon bozuklukları için ister prematür ejekülasyon yani kontrolsüz, denetimsiz boşalma olsun, ister sertleşme bozukluğu olsun, onlarla da çalışıyorum. Ancak onların tedavisi de yarım gün alıyor. Yani ki en fazla 3 seans bir gün içinde ard arda çalışıyorum. Birazcık takvimime bağlı açıkçası ama bu teknikler, hipnoz teknikleri, hipnoterapi yaklaşımı bu hastalıklarda gayet etkin ve güzel kullanılır ve çalışılır. Evet. Genel olarak çalışılıyor. Doğru sevgili. Yani tabii ki. Kesinlikle çalışılıyor. Ve ben de çok uzun yıllar çalıştım. Çünkü yaklaşık bir 15 yıl yakın ben Düzce'de yaşıyordum. İstanbul'a ve Ankara'ya çok daha rahat ulaşımım vardı. Onlarca hastayla çalışmışlığım var ve çok da yüz güldürücü sonuçları var. Çok iyi. Ama dediğim gibi şu an kendi açımdan söyledim. Sorunuzun cevabı evet, çalışılır. Bir iki soru daha var. Bunu biraz zor okuyacağım çünkü tıbbi terimler var. Ama anlayacaksınız siz sanıyorum. Hocam, vajinismus tedavisini tam da tüteal dönemde yapmayı tercih ediyorsunuz. Kontrasepsiyon için ne yapıyorsunuz? Kontrasepsiyon için ne yapıyorsunuz? Evet. Gördüm ben şimdi soruyu. Hocam şöyle, genellikle bu hastalar zaten çocuk sahibi olma, mahalle baskısı nedeniyle bize geliyor. Ve hemen amaçları hamile kalmak ve çocuk sahibi olmak. Yok ben birazcık bu hayatın güzelliklerini yaşayayım diyorsa, onun için farklı teknikler var. Bir kere doğum kontrolü açısından prezervatif kullandırmıyorum. Penisin kendi dokusuyla vajenin dokusunun birbirine temas etmesi benim için önemli, kıymetli bir şey. Onun için az sonra seans anlatırken erkeğe anlattığım bilgileri burada aktaracağım ayrıntılı ama sorunun sanıyorum aslı bu. Prezervatif kondom kullandırmıyorum. Daha farklı yaklaşımları var. Bizim için kıymetli olan bu iki dokunun birbiriyle temasıdır.
Ki zaten dediğim gibi büyük çoğunluğu da çocuk sahibi olmak için, öncelikli olarak çocuk sahibi olmak için bize müracaat ediyorlar ki o gün içinde bir takım cinsel eğitimle, verdiğimiz, aktardığımız bilgilerle aslında bir cinsel hayatın da keyfini, zevkini yaşamayı öğrenerek gidiyorlar. Çünkü cinsellik sadece çocuk sahibi olmak değildir. O hedefe giden yolda yolun da keyfini çıkartarak gitmek lazım. Bunu da öğreterek elimden geldiğince hastayı o şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Birkaç kitap önerisi soran arkadaşlar ama sanırım onları sona bıraksak daha uygun olur. Buyurun, başlayabiliriz hocam. Okey, peki. Şimdi çalışmamızın başlangıcında, o kısımdan alayım tekrar. Çalışmamızın başlangıcında hastayla ve eşiyle bir araya geliyoruz. Arkadaşlar, biraz Karav algoritmasından bahsetmek istiyorum size burada. Aslında bu bir akrostiş. Yani benim soyadımla bağlantısı var ama akrostiş şöyle. Kognitif destekli, yani bilişsel bir desteği olan bir yapı, bir teknik. Ardışık seanslı. Bir gün içinde ard arda olan seansları kapsayan bir teknik. Regrese edici, yani yeri geldiğinde regresyon tekniklerini de seans içinde kullanabildiğimiz bir algoritma. Anlam değiştirici. İşte esas önemli kısım burası. Kadının penis-vajen birlikteliğine yüklemiş olduğu anlamı değiştirerek ilerlediğimiz bir süreç. Ve bence biraz da hani nevi şahsına münhasır bir yaklaşım olmasını sağlayan şey vaka odaklı. Çünkü her bir vakayla özel olarak çalışıyorum. Özel ilgi göstererek çalışıyorum. Şöyle, ne demek istiyorum? Çalışmayı yapacağımız gün için ben o çalışma yapacağım ofisi kapatıyorum arkadaşlar. O gün sadece kadın, kocası ve ben orada oluyorum. Mahremiyetlerine istinaden diyerek de özellikle vurgulamaya çalışıyorum ama esas istediğim, biz içeride seansı yaparken ya da eşiyle uygulamayı yaparken, bazı uygulamaları orada yapıyoruz çünkü, etraftan gelen giden insanlar, kapının zili, dışarıda belki ağlayan çocuklar vesaire gibi dikkat dağıtıcı unsurlar olmasın. Tamamıyla biz ekip olarak bu işe odaklanmış olduğumuzu görsün hasta ve o hak ettiği, layık olduğu, bu çalışmanın layık olduğu değeri, önemi, özeni göstersin istiyorum. Dolayısıyla o ofis o gün sadece bize ait oluyor sabahtan akşama kadar. Bu vaka odaklı yaklaşıma bir örnek. İkincisini az sonra çalışmanın sonunda söyleyeceğim sizlere. Ya da hemen söyleyeyim unutmadan. Son seansımızı yaptıktan sonra ben hastayı ödemesi benim tarafından yapılan 4 ya da 5 yıldızlı bir otele gönderiyorum arkadaşlar. O şehirde bile yaşıyor olsalar seansın sonunda, program bittiğinde akşam, evlerine gitmiyorlar. Otele gidiyorlar. Orada bir balayı konseptinde odalarına bir alkolsüz meyve kokteyli ya da bir meyve tabağı ikramıyla otelin sessiz, sakin, rahat bir köşesinde, rahatsız edilmeyecekleri bir lokasyondaki odada ve yine rahatsız edilmeyecekleri lokasyondaki bir otelde, yani önünden sürekli ambulans geçen ya da siren seslerinin olduğu bir yerdeki otel değil, şehrin daha sessiz, daha sakin bir kısmındaki bir otelde, şık, güzel bir ortamda, gerçek anlamda kadının balayını yaşayabilmesi için onları otele yönlendiriyorum. Bu uygulamadan hanımefendiler çok memnunlar. Bunu geri bildirim olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Çoğu otelden çok memnun ama ortam onların daha çok hoşuna gidiyor. Gerçekten değer gördüklerini, bu konunun gerçekten değerli bir şey olduğunu, işin zevkine odaklanabilecekleri bir ortam oluştuğunu anlıyorlar. Bir de şu var tabii. Yani hastayı o çalışmanın üstüne evine yönlendirmenin şu dezavantajı var bence. Hastayı çok güzel bütün bir gün içinde çalıştığınız, ettiğiniz, belli bir seviyeye getirdiniz, sonra evine yolladınız. O hasta kapıdan girdiği andan itibaren öncesindeki süreçte yaşadığı bütün olumsuzlukları, belki o yatak odasında kocasıyla olan tartışmalarını, kavgalarını, kocasının onu kıracak sarf ettiği bazı cümleleri, sözleri hatırlıyor. Modu düşüyor. Yaşanmışlıklar hatırlandığında hasta geriliyor. Ya da tam işin en güzel, en rahat olması gereken noktasında belki komşunun çocuğu kapının zilini çalıyor. Evde işte çay bitti, şeker bitti, tuz bitti. Var mı sizde acaba diye. Ayşe hocam, yok öyle değil. Üzüntüden erekte olamıyor diye bir durum yok. Onun da tedbiri var. Siz merak etmeyin. Anlatacağım ben. Adam otele para ödeyince demiş. Zaten parayı bana ödüyor hocam.
Oteli ben ayarlıyorum. Her şey dahil bir paket sistem içinde çalışıyoruz. Ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda paylaşacağım ben sizlerle. Dolayısıyla burası hani hastanın gerçekten bir vaka odaklı oluşu. Karavın her bir harfinin aslında böyle böyle anlamları da var. Ön görüşmeyi orada yaptık. Anamnez formumuzu doldurduk. Hastanın hipnoza yatkınlık uygulamasını yaptık. Eşini de çağırarak uygulayacağım indüksiyon tekniğiyle ilgili 4-5 dakikalık kısa bir videoyu da izletiyorum. Eşi de nasıl bir şey olacağını görsün içeride. Çünkü o salonda olacak seans esnasında. Bu arada arkadaşlar ben her seansı hastanın yazılı ve sözlü onayına istinaden sesli ve görüntülü olarak kaydediyorum. Arzu ederlerse o seansların bir kopyasını onlara veriyorum. Hasta mahremiyeti gerektiren bir durum ortaya çıktıysa bir seans içinde o seansı görüntüsünü vermiyorum. Örneğin bir regresyon yapmak durumunda kaldık ve bir taciz, bir tecavüz olayıyla karşılaştık. O seansın görüntüsünü hastaya vermiyorum. Diğer seansların görüntülerini veriyorum. Kadın zaten her şeyin farkında, hepsini biliyor, farkında ama bunu kocanın bilmesine gerek yok. Dolayısıyla bu şekilde arzu ederseniz ben size videolarını, seanslarımı veririm diyerek hastaya da bu şekilde empoze ediyorum durumu. Ama mutlaka kamera kaydı alıyorum. Benim açımdan önemi şu, ben yaklaşık 6 yıldır hemen hemen, 6-7 yıldır karav algoritmasıyla çalışıyorum. Ama ondan öncesinde de vaginismusla çalışmalarım var. Bu videolar bana çok şey kattı arkadaşlar. Yani bu bir günlük algoritmanın oluşması ki şimdi yakın zamanda inşallah tek seans üstüne çalışıyorum. Biraz uzunca 2-2,5 saatlik gibi ama tek bir seans üstüne çalışmam var. Bu videoların üstünde çalışa çalışa geliştirdiğim bir yapıyla kendi eğitimim açısından bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum ve bu alanda çalışan bütün arkadaşlarıma da kamerayla çekim yapmayı öneririm. Hasta ne zaman nasıl bir reaksiyon göstermiş, nasıl bir tepki vermiş, ne yaptırdığınızda nasıl bir şey çıkıyor sonuç olarak, neyi daha efektif kullanma imkanımız var. Bunların hepsi için bize çok güzel bir veri havuzu, data havuzu oluşturuyor açıkçası bu görüntüler. Kesinlikle öneririm. Tabii hastanın yazılı ve sözlü onayıyla her seansın başında zaten kamerayı açtığımda bu cümleyi tekrarlıyorum ve o da kamera kaydına giriyor. İşte Ayşe Hanım, ben sizin yazılı ve sözlü onayınıza istinaden bu seansı sesli ve görüntülü olarak kaydedeceğim. İzin veriyor, onaylıyor musunuz diye soruyorum kamera açıkken ve o da evet onaylıyorum dedikten sonra seansa başlıyorum. O cümle de kayıtta oluyor yani. Bu şekilde süreci ilk aşamasını yaptıktan sonra bir 5 dakika nefes molası yapıyoruz. Sonra ilk seansa başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben hocam izin verirseniz seanslarda yaptığım her şeyi açık açık ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum. Arkadaşlarımız da maksimum faydayı bulsunlar ümidimden. Çorbaya bir tuz atabilirsek ne mutlu babından. İnşallah faydamız olur. İlk seans benim için en önemli olan seans arkadaşlar. Ama en kolay seans aslında. Burada hastaya hipnozla çalışan arkadaşlarımız bilirler. Hastayı biz bir belli uyanıklık seviyesinden alırız ve farklı indüksiyon teknikleri kullanarak belli bir derinliğe getiririz. Ve o derinlikte çalışmamızı yaparız. Hastayı bu şekilde belli bir derinliğe ulaştırdıktan sonra o derinlik seviyesindeyken ben ilk seansta hastaya basit bir takım imajinasyonlar, metaforlar, simülasyonlar yaptırarak, hani şu aralar çok moda bir deyim var ya, halk arasında bilinçaltı temizliği diye bir şey var biliyorsunuz. Yani aslında bizim bilinçaltımız öyle kirli bir yer değil işin doğrusu. Hani temizlenmesi gereken bir yer değil ama öyle bir deyim var biliyorsunuz. Burada yaptığımız işi birazcık güzel açıklıyor. Bazen ben de bu deyimi açıklayarak ama hastaya kullanabiliyorum. O az önce ilk oturumda bahsettiğim bilinçaltına atılmış o tohumların temizlenmesi adına. Hani biz yeni tohumlar atacağız. O yabani otları bir temizleyelim babından küçük birkaç işlem yapıyorum. Ve sonra hastaya kendi kendine hipnoz yapmayı öğretiyorum. Bir otohipnoz öğretiyorum. Bu çok kolay bir şey. Bütün hastalarımı öğretiyorum. Yani farklı nedenle çalıştığımız, evet Musa hocam aynı, 7-8 yaşındaki bir çocuğa da 60-70 yaşındaki amca teyzeye de öğrettiğimiz bir şey. Ha, bu bir tür tetik mekanizma gibi düşünülebilir, algılanabilir. Yani hastaya bir tür çapalamayı gösteriyorsunuz ama bunun kendi içinde de bir takım enerjetik noktalarla, akupunktur noktalarıyla bağlantıları olan bir
tetik mekanizma bu. Yumruğunu şöyle baş parmağı içeride olacak şekilde kapattırıp 3 kez derin nefes aldırıyorum. Bunu bir tetik gibi düşünün lütfen ya da paraşütün ipi gibi. Bunu çektiğinizde hop paraşüt açılıyor. Tetiği çektiğinizde arka tarafta bir şey dönüyor. Ne dönüyor? Biz tabii hastanın durumuna göre arkada buna neyi bağlarsa onu harekete geçiriyoruz. Vajinismus hastalarında o bölgedeki kasların ben gevşemesini bağlıyorum. O bölgedeki kaslardan kastettiğimde. Başlangıçta hatırlarsanız demiştim ki vajen bölgesindeki kasların istemsiz kasılması. Oysa arkadaşlar klinik tecrübe olarak şunu görmüşlüğüm var bunca yıl içinde. Sadece vajen bölgesindeki kaslar kasılmıyorlar. Uyluk kasları yani bacağın iç kısmındaki kaslar, alt karın kasları ve popo kasları, kalça kasları da kasılıyor. Bir takım halinde orada komple bir kasılma oluşuyor. Ki erkekler bazen şey derler, hocam sanki bir duvara çarpıyormuşum gibi hissediyorum. İşte o duvarı yaratanlar aslında bu komponentler, bu parça kaslar. Hatta bazen kadın bacaklarını da içeriye alıyor ve erkeğin gövdesini yanlardan sıkıştırıyor da. Dolayısıyla sadece vajen kasları kapanmıyor orada. Bu anlattığım bütün kas grupları kapanıyorlar. O yüzden işte bu tetiğin ucuna ben bütün bu kasların gevşemesini bağlıyorum. Şöyle bir özelliği tekrar hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bilinçaltımız için hayalle gerçek arasında fark yoktur. Ben hipnoz altında bilinçaltına hastanın neyi senin gerçeğin budur diye sunacak olursam, o itaat eden emret komutanın mantığıyla çalışan zihin parçası der ki eyvallah benim gerçeğim budur. Onu öyle kabul eder ve onu uygular. Dolayısıyla hipnoz altındayken o ilk seansta bu tetik mekanizmayı öğreterek artık bundan sonra bunu her yaptığında bu kaslar gevşeyecek komutunu yerleştiriyoruz. Ve hastaya bunu seans içinde de yaptırıyorum. Birkaç kez yaptırıyorum. Seans bitiyor. Hasta hipnozdan çıktı. Koltukta oturuyor ama hala hipnozdan çıkmış durumda. Ayık ve uyanık. Hadi bir daha yap diyorum. Otohipnozunu yapıyor, tetiği çekiyor. Kasların komple bir kez daha gevşediğini fark ediyor. O anda yüzlerini görmenizi isterim arkadaşlar. Çok müthiş bir şaşkınlık ve tabii büyük bir mutluluk var. Çünkü aslında olay o noktada bitiyor. Nedir? Neden bitiyor diyorum. Daha bir saat, bir buçuk saat öncesinde o kapıdan girerken hastanın problemi neydi? O bölgedeki kasların kendi istemi dışında, iradesi dışında otomatik olarak kasılması. Peki şu andaki durum ne? Artık kendisi istediği zaman o kasları otomatik olarak gevşetebilir hale geldi. Bitti. Artık güç senin elinde diyorum bak. Bunu her yaptığında oradaki kaslar gevşeyecekler. Ve sen rahatlıkla istediğimiz her şeyi o anlamda yapabileceksin. Hastanın bunu fark etmesi çok önemli. İşte anlam değişmeye o zaman başlıyor. Yavaş yavaş demiştim ya hani anlam değiştirici bir özelliği de var. Yavaş yavaş evet. Oradaki kaslar aslında gevşeyebiliyorlarmış. Bunu fark etmeye başlıyor hasta. Zaten seansın hemen öncesinde küçük bir anatomi bilgilendirmesi yapıyorum hastaya. Ve şu metaforu çok severim. Burada da paylaşacağım. Çok da işinize yarayacağını düşünüyorum. Naçizane kadın çorabı örneği. Poşetinden çıkmış bir kadın çorabı iki boyutludur. Ama siz onu ne zaman içine bacağı yerleştirip yukarıya doğru sıyırıp almaya başlarsınız, o zaman hem genişler hem uzar. İşte vajina da böyledir diyorum. Vajinanın içindeki kaslar da aynı şekilde genişleyebilme ve uzayabilme kapasitesine sahipler. Sen onun içine bir şey yerleştirmeye başladığında vajen genişler ve uzar. Bebek de bu mantıkla çıkıyor zaten diyorum. Ve sonra işte seansta da bu tetik mekanizmayla o bölgenin genişleyebildiğini, gevşeyebildiğini, rahatlayabildiğini fark edince kafasındaki o anlam yavaş yavaş artık değişmeye başlıyor. Ara yapıyoruz. Birinci seansımız bitti diyorum. Araya çıkıyoruz. Eşi salonda oluyor genellikle. Çayını kahvesini yudumluyor esnada. Yanına gidiyoruz. Nasıl geçti? Ne oldu? Ne bitti? Öncelikle diyorum şunu söyle bize. Hastaya soruyorum. Sence bu seansımız ne kadar sürmüştür? Arkadaşlar genellikle söylenen süre 15-20 dakika civarıdır. Oysa gerçekte olan süre 1 saatte 1 saat 15 dakika arasıdır. Kocası inanmaz gözlerle bakıyor. Ben kaç saattir buradayım sen biliyor musun gibisinden. Bu hastanın ne kadar güzel hipnoza girdiğinin bir özelliğidir. Hipnozda kişinin zaman algısı bozulur. Süreyi çok daha kısa olarak değerlendirir. Bu sayede bak diyorum ne kadar güzel bir hipnoza girmişsin. Hem kocası eşinin ne kadar güzel hipnoza girdiğine şahit oluyor. Hem de kadın suje kendisinde bunu fark ediyor.
kocasının yanında bu soruyu sorarak. Peki diyorum, şimdi sana öğrettiğim şeyi yap lütfen. Şu tetiği bir çalıştır. Bak bakalım o kaslar nasıl olacaklar. Yumruğunu kapatıyor. Kocasının yanında salonda otururken üç derin nefesi alıyor. Bir 10 saniye kadar bekliyor. Gevşediler hocam diyor. Bak diyorum işte bitti. Dönüyor kocasına, vallahi gevşettiler diyor. Gevşekler şu anda. Bu o anda çiftin arasında gerçekten çok güzel bir etkileşim sağlıyor arkadaşlar. Her ikisinin de başarıya olan inançlarını ciddi şekilde arttıran bir şey bu. O ortamda o iletişimin kurulması yavaş yavaş çiftin her ikisi içinde, erkek içinde bir anlamı değiştirmeye başlıyor. Şimdi burada püf noktamız şu. Biraz geriye gideceğim. Seansla bir hafta kala bir kısa telefon konuşması yapıyorum demiştim. Ondan biraz bahsetmem lazım. Sonra buraya bağlayacağım sizlere. Evet, bir hafta önce bir telefon konuşması yapıyorum demiştim. Artık birinci konumuz, gündem maddemiz budur diye. Orada ben iki şey istiyorum hastadan. Bir, hijyenle ilgili temizlikleri son dakikaya bırakma. Ama daha önemlisi, mutlaka hem kadın hem erkek parmak tırnaklarını, el tırnaklarını kessinler istiyorum. Parmak uygulamalarında bazen uzun tırnaklar zarar verebiliyor içerideki dokuya ve kadın zaten en ufak acıya böyle odaklanmış halde ay acıdı. Halbuki uygulamayla alakası olmayan tırnağın yarattığı bir acıma, onu ortadan kaldıralım. İkinci noktaysa iki tane malzeme getirmelerini istiyorum. Bir tanesi bir kayganlaştırıcıdır. Bütün uygulamalarımızda hem ofiste yaptıkları uygulamalarda hem otelde yaptıkları uygulamalarda kullanmalarını istediğim. Burada marka da vereceğim kusura bakmazsanız. Piyasada zaten elinizi sallasanız değecek şekilde yaygın olan şeyler. Okey'in ya da Durex'in arkadaşlar. Su bazlı masaj jeli olarak geçiyor. Kayganlaştırıcı özellikli. Bütün eczanelerde, hatta büyük hipermarketlerde falan bile rahatlıkla bulunabiliyor. Su bazlı olması önemli yalnız. Bunların yağ bazlı olanları da var. Onlar sık kullanımda bir süre sonra mantara yol açıyorlar ve o bölgedeki mantar da kadında yine ağrıyı vesaireyi tetikleyebiliyor. Süreci kesintiye uğratabiliyor. Tedavi süreci araya girince bir cinsel perhiz girebiliyor. O yüzden su bazlı olmasına dikkat etmek lazım. İkinci olarak da erkek için bir ilaç aldırıyorum arkadaşlar. Çok açık söyleyeyim. Cialis 5 mg kullandırıyorum. Bir sefer için. Niye? Çünkü tahterevalli etkisi dediğimiz bir şey var. Sabahleyin oraya girerken erkeğin bakış açısıyla kadın aşağıda, erkek yukarıda. Çünkü onun gözünde bu problem, siz ne kadar neyi anlatmış olsanız da, kadının sorunu. Ama gün içinde, birazdan anlatacağım safhalarda, kadın bir takım uygulamaları başardıkça, ki işte ilk uygulamayı özellikle erkeğin yanında göstertiyorum, o tetik çekmeyle kasların gevşemesini, kadın erkeğin gözünde yükselmeye başlıyor. Ve bir süre sonra erkekte gün içinde şu düşünceler ortaya çıkabiliyor. Ya bir dakika, şimdi bizim hanım evet bir şeyleri başarmaya başladı. Peki ben acaba gece performansta sıkıntı yaşar mıyım? Çünkü aslında bizim o gün yaptığımız bütün çalışmanın sonu erkeğin performansına bağlı. Erkekte ortaya çıkabilecek bir sorun, bir sıkıntı bizim bütün çalışmamızı olumsuz etkileyecek. Bu endişe de doğal olarak kadının yükselmesiyle erkeğin yavaş yavaş gün içinde düşüşe geçmesine, yani bir tür tahterevalli etkisine yol açıyor. İşte bunu ortadan kaldırmak için bir kez sadece uygulama, oteldeki uygulama için erkeğe Cialis 5 mg kullandırıyorum. Cialis arkadaşlar çok çok nadir olarak yan etki yapabilen bir ilaçtır. Viagra gibi değildir. Viagra'nın biliyorsunuz kardiyovasküler sistem üstünde çok ciddi yan etkileri oluşturabilme imkanı var. Hipertansiyon vesaire problemlerinde zaten kullanılmaması isteniyor. Bir de avantajı şu. Viagra kısa süreli bir ilaç. Yani 1 saat, 2 saat içinde hemen etkisi oluyor, bitiyor. Ama Cialis 24-36 saate kadar etkisi uzayabilen bir ilaç. Ki hani camiada Cialis'e hafta sonu hapı derler. Hafta sonu kaçamakları için daha çok önerilir. Bir kere Cialis'i kullanırsın, bütün hafta sonu performans gösterirsin. Biz de erkekten o 24 saatlik süre içinde güzel bir performans istiyoruz. O yüzden Cialis'i daha çok tercih ediyorum. Bu sayede akşam oteldeki o performansı da garanti altına almış oluyoruz arkadaşlar. Bu kısım bence önemli. Sorular olursa aralarda konuşuruz tabii ki. Evet, ilk arayı bitirdik. Şimdi ikinci seansa geçeceğiz. İkinci seansa girdiğimizde hastaya sorduğum ilk şey şu oluyor. Sabahleyin diyorum, buraya gelirken içinden
bu akşam bu konuyu halledeceğine dair inancına 100 üzerinden bir puan versen kaç olurdu? Şimdi kaç? Bu notlamayı, bu puanlamayı özellikle ikinci seansın başında yaptırıyorum. Her seansta mutlaka yaptırıyorum ama o başlangıç orası oluyor. Çünkü bir şeyi başardı. O otohipnozu gerçekleştirdi, başardı. Kendine olan, tedaviye olan, size olan, akşam hedefe ulaşacağına olan inancı, güveni arttı. Bunu görsün, bunu fark etsin istiyorum. Ondan sonra ikinci seansa başlıyoruz. İkinci seansta yaptığımız şey çok basit aslında. Bir imajinasyon, simülasyon. Ama burada benim için önemli olan şu. Seansın başında bir idiomotor sorgulama yapıyorum arkadaşlar. Hipnozla çalışan arkadaşlarımız bilirler idiomotor sorgulamanın ne olduğunu. Ben bilmeyenler için kısacık açıklama yapayım. İzninizle boğazımı da biraz yumuşatmış olayım. Burada farklı farklı teknikleri vardır ama ben kol katalepsisiyle yapılanı daha çok tercih ediyorum. Zaten hastayı katalepsi seviyesinde yani orta derinlikte bir hipnoza alarak bu seansları gerçekleştiriyorum. İndüksiyonu yani hastanın hipnoza alınmasını gerçekleştirdikten sonra hasta zaten katalepsi seviyesinde oluyor, orta derinlikte oluyor. Kolda o katalepsiyi oluşturup hastanın bilinçaltına şunu soruyorum. Senin bugün buraya gelmekte ki amacın olan, anamnez formunda belirttiği amacı her neyse, kocamın karısı olabilmek, vajinismus probleminin üstesinden gelebilmek, anne olabilmek, kendisi kendi kelimeleriyle nasıl ifade ediyorsa o sorunu, kendi içinde nasıl değerlendiriyorsa, bu konuda bilinçaltın bizimle eş güdüm içinde, bizimle uygun paralel şekilde çalışacaksa, birazdan ben başla dediğimde bu kol yavaş yavaş aşağıya inecek. Ve indikçe sen daha derin bir hipnoza gireceksin. Bilinçaltın bizimle birlikte çalışmayacaksa, paralel şekilde çalışmayacaksa bu kol bu şekilde kalmaya devam edecek diyorum. Ve başla diyorum. Bu şöyle önemli arkadaşlar. Bunu yapmadan ilerlemek zaman kaybı bence. Eğer dirençli bir şey varsa içeride, bizim çalışmamıza taş koyacak bir parça ki hipnozla çalışan arkadaşlarımız bilir, pars terapisi yapmamız gereken durumlar vesaireler. O zaman biz boşuna zaman enerji harcadık, emek harcadık demektir. O yüzden önce bu teyidi bir alalım. Bilinçaltı bizimle işbirliği içinde çalışacaktır. Alalım, ondan sonra ilerleyelim düşüncesinde oluyorum. Önce bunu yapıyorum. Kol iniyor, tamam. Güzel bir derinleşme sağlandı. Onay da alındı. Bilinçaltı bizimle paralel çalışacak. Ondan sonrası artık tamamen imajinasyon, simülasyon. Burada ikinci aşamada hastayı bir güvenli alana götürüyorum. Bütün imajinasyon ve simülasyonları güvenli bir doğa ortamında yapmaya gayret ediyorum. Doğa ortamlarını hastaya anamnez alırken sorarım. Yani seni hayalinde bir doğa ortamına götüreceğim. Nasıl bir yer istersin? Böyle yeşilliklerin olduğu, çayır çimen, yemyeşil ağaçların olduğu bir kırlık yer mi istersin? Yoksa bir deniz kenarı, sahil, kumsal bir yer mi istersin diye sorarım. Ve hangisini isterse oraya götürürüm hayalinde. Orada bir çardağımız var bizim. Çoğu arkadaşımız bu meşhur çardağı bilirler. O çardak dili olsa da konuşsa hikayesi. O çardakta hasta o güvenli alan içinde eşinin de gelmesiyle bir hayal kurar. Hayalde çok özür diliyorum. Orada ben adeta bir porno film yönetmeni şeklinde onun eşiyle, eşinin ona olan yaklaşımıyla küçük bir ön sevişmeyi ateşlendirerek benim talimatlarımla bunu imajine etmesini sağlayayım. Sonra artık uygun zamana geldik. Vajen bölgesinde bir ıslanma oluştu, gerçekleşti. Yapılanlardan karşılıklı eşiyle birbirine yaptıklarından aldığı zevkli bir ıslaklık oluştuğunda ben de diyorum şimdi sana senin eline sihirli bir jel, bir krem vereceğim. Böyle kalemin ucunu diğer elini şöyle kenara sürüyorum. Bunu da oraya sür diyorum güzelce hayalinde. Orası iyice kayganlaşsın, ıslansın. Şimdi otohipnozunu çalıştır ve küçük parmağının birinci boğumunu vajenin içine yerleştirdiğini hayal et. Arkadaşlar bu şekilde boğum boğum her adımda durarak, tüm bedeni tarayarak, herhangi bir beden bölgesinde ters giden, yolunda olmayan bir şey var mıdır yok mudur? Onun yoklamasını yaparak, ki varsa ne yapacağımızı az sonra aktaracağım. Küçük parmağı bir defa, işaret ve orta parmağı birlikte olacak şekilde toplamda 7 defa olarak vajenin içine yerleştirdiğini hayal et. 7 defanın nedenini soran olabilir. 7 alfa fazında öğrenmenin gerçekleşmesi için gereken tekrar sayısıdır arkadaşlar. Alfa fazında öğrenme 7 tekrarla başlar ki hipnoz altındayken beyinde yaygın olarak o evrede
yaygın olarak alfa dalgaları görünüyor. Dolayısıyla ben hastaya aslında 7 tekrarla o uygulamayı öğretmiş oluyorum. Seans bitiyor. Mehmet Hocam, çok özür dilerim. Tekrar çok önemli olduğu için vurgulamakta yarar var. Bu kısım da hasta hipnoz altında ve sadece bu işlemi hayalinde gerçekleşiyor. Tam oraya geliyorum. Tamamen hayal. Seanslarımızda sadece hayal kuruyoruz. Hasta hayalinde, o yüzden dedim alfa fazında 7 tekrar derken, hipnoz altındayken 7 defa bu işlemi yaptığını hayal ediyor sadece. Ama başlangıçta ne demiştim? Hastaya vurgularız demiştim. Bilinçaltı için hayalle gerçek arasında fark yoktur. Bilinçaltı bunu sanki gerçekte 7 defa yapmış gibi öğreniyor. Seans bitiyor. Ben salona geçiyorum. Eşi hastanın yanına geliyor. Yanında kayganlaştırıcı jel var. İkisi beraberlerken, baş başalarken bir kez küçük parmağı, bir kez de işaret ve orta parmağı vajen içine yerleştiriyor, dışarı alıyor. Bitti. Bu aşamada arkadaşlar rekor 6 dakika. Rekordan kastettiğim şu, odadan en geç çıkma rekoru. Orada da sağ olsun beyefendi telefonu açık olarak odaya girmiş ve tam o anda iş yerinden aramışlar. O da sağ olsun önce telefona bakmış, sonra uygulamaya geçmişler. Yoksa ortalaması 2,5-3 dakikadır arkadaşlar. Yani bilişsel davranışçı terapi bilen arkadaşlar bilirler. Bu aşamaya gelmek için yaklaşık 1-1,5 ay civarında bir sürenin geçmesi gerekir. Kadının kendi iki parmak uygulamasını, yani birinci modülü kadının kendi parmağıyla yaptığı uygulamaların sonuna gelmek için gereken süreç ortalama en az 1 ay civarındadır. Biz ikinci seansın sonundaki bu yaklaşık 5 dakikalık sürede bu aşamayı geçmiş oluyoruz. Burada önemli nokta şu. Bilinçaltı hipnoz seansı esnasında 7 kez o hayalinde yaptığı tekrarla öğrendiğini, gerçek hayatta sanki 8. tekrarı yapıyormuşçasına o rahatlık ve kolaylıkla yapıyor arkadaşlar. BDT'den farkımız burada. BDT'de kişi ben o parmağı oraya nasıl yerleştiririmin derdinde, ay olur mu öyle şey, içime mi sokacağım parmağımı diyor açık sesi. Ama hipnoz seansındayken, seans sonrası uygulamada ota hipnozu çalıştırdığı anda o kaslar gevşediğinde rahatlıkla bu işi yapabildiğini fark ediyor. Dolayısıyla hani bu anlamda bir hız farkımız da var. Hasta açısından değerlendirilme farkımız da var. Buraya kadar bir soru var mıdır? Devam edelim. Okey. Anlaşılır olduğunu umut ederek yola devam ediyorum. Üçüncü seansta konseptimiz aynı. Yine eşi dışarıdayken biz hastayla hipnoz seansı içinde derinliği oluşturuyoruz ve orada aynı konseptte o sahilde ya da işte yeşilliklerin arasındaki o güzel çardakta yine eşi yanına geliyor. Bir sevişme başlatıyorlar. Islaklık oluşuyor. Jeli veriyorum şöyle eline, onu oraya sür hayalinde diyorum. Ve sonra bu sefer bir defa eşinin küçük parmağını, 7 kez de eşinin işaret ve orta parmağını birlikte olacak şekilde vajen içine yerleştirdiğini hayal ettiriyorum. Burada boğum boğum gidiyoruz. Her seferde parmak uygulamaların hepsinde öyle. Boğum boğum içeriye alıyor, yerleştiriyor. Her aşamada otohipnoz yapılıyor. Yani küçük parmağın birinci boğumu girdi. Dur. Bütün bedenini tara. Rahat mısın? Herhangi bir yerde ters giden bir şey var mı? Tamam. Tekrar otohipnozu çalıştır, tetiği çek, yumruğunu kapat, üç derin nefes al, kaslar gevşesin. Şimdi derin bir nefes al ve küçük parmağın ilk boğum, ikinci boğuma kadar olan parçasını içeriye yerleştir gibi. Bu şekilde adım adım içeriye yerleştiriyoruz ve her adımda mutlaka bedeni tarıyoruz. Bedeni neden tarıyoruz? Önemli nokta şu, az önce dedim ya, hayalinde yapabildiğini gerçekte de yapar. Hayalinde yapamazsa gerçekte de yapamaz. İşte o yüzden hayalde bir aksaklık, bir aksilik, ters giden bir şey var mı? Bizim için orası çok önemli. Çünkü eğer bir sorun yaşıyorsa, bir his hissetmeye başlıyorsa hasta, hocam şöyle söyleyeyim mesela, yumruğunu kapat, üç derin nefes al, tetiği çektik, kaslar gevşedi. Şimdi derin bir nefes al, nefesini verirken küçük parmağının bir boğum daha ilerlet, ikinci boğuma kadar olan bölümünü vajenin içine yerleştir. Bekliyorum. Ayşe şu anda küçük parmağının ikinci boğumuna kadar olan bölümü vajenin içinde mi? Değil hocam. Ne oldu, nedir? Hocam göğsüm sıkışıyor. Bir anda kalbim çarpmaya başladı, ilerletemedim. Süper. Harika. İşte bu bizim tam da regresyona geçişimiz için nefis bir his demektir. Burada hastanın bu hayali kurmasına
yol açan, engel teşkil eden daha doğrusu bir duygusal durum vardır. Buna bizim regresyonla çalışmamız için çok güzel de elimize bir hissi ipucu olarak vermiş demektir. Hemen işte karavan orayısı regrese edici kısmı devreye giriyor seansın içinde. O noktada artık hayali bırakıyoruz. O hissettiği her neyse, göğsümde baskı, boğazımda sıkışma, elimde uyuşma falan filan ne söylüyorsa oradan bir regresyon yapıyoruz. Regresyonu tamamlayıp oradaki temizliği tırnak içinde, o anın anının temizliğini sağlayıp tekrar bu noktaya gelip aynı talimatı verdiğimizde hasta bunu rahatlıkla yapabiliyor bu sefer. Artık bir duygusal ket, bir blokaj yok orada, bir engel yok. Rahatlıkla bunun hayalini kurabiliyor. Bir sonraki adım, bir sonraki adım. Tekrar boğum boğum yine. Her boğumda, her boğum yerleşmesinde mutlaka tekrar bedeni tarıyoruz. Ters giden olumsuz bir şey var mı? Bir şeyi yakalarsak regresyonluk demektir. Her şey yolunda gitti, seans bitti. Çok güzel. Ben tekrar salona geçiyorum. Kocası yine eşi yanına geliyor. Ve orada bu sefer eşinin parmağıyla olan uygulamayı yapıyor. Burada bir püften bahsetmek istiyorum. Bazen arkadaşlar, bazı erkeklerin şu iki parmağı çok kalın olabiliyor. Öyle durumlarda tek başına baş parmağı kullandırıyorum. Bunu da küçük bir anekdot olarak söylemek isterim eğer gerçekten çok kalınsa diye. İkinci uygulamada da bu sefer dediğim gibi eşinin parmak uygulamasını gerçekleştiriyor. Son aşamada, son seansta bu sefer eşinin erekte olmuş haldeki tahmini penis ölçüsünü alarak. Çünkü biliyorsunuz her erkek mutlaka bir kere ölçer. Kocadan bu santim bilgisini alıp ondan sonra içeride bu sefer santim santim penisi içeriye yerleştirip dışarıya aldığını 7 kez hayal ettirerek aynı o güvenli alanda, doğa ortamında, eşiyle sevişmenin başlatıldığı ve provoke edildiği ortamda hayal ediyor, imajine ediyor. Burada önemli nokta, penisin sondaki 2-3 santimlik bölümünü içeri yerleştirmiyoruz. Hayalde de gerçekte de. Ve sonraki birkaç pekiştirmede de sondaki 2-3 santimi hep dışarıda bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde seansları bitiriyoruz. Her bir arada hem kadına hem erkeğe, şimdi biraz süremiz daraldığı için kusura bakmayın fazla ayrıntılı anlattım. Bu kısma çok süre kalmadı gibi. Bir takım bilişsel yapılandırmalar, cinsellikle ilgili bilgiler anlatmaya çalışıyorum. Ama en sonunda otele yönlendirmeden önce çifte söylediğim şey şu: erkeğe acele etme. Yavaş ol. Bak eşin nereden nereye geldi. Aynı ivmeyle yol almaya devam edeceksiniz. Sadece acele etmeyin ve ona nazik davran. O sonuçta bu gece gerçek anlamda ilk gecesini yaşayacak. Kadınlığa geçiş anlamında ilk gecesi bu gece olacak. Anlayışlı, nazik bir erkek olarak, sabırlı bir erkek olarak, yumuşak davranan bir erkek olarak lütfen bu geceyi geçirin. Sorun olmaksızın arım balım peteğim canım cicim. Tarık Akan, Tarık Akan. Bu gece geçsin diyorum. Hocam tam tersi yaklaşımlarda olanlar var. Bu algoritmaya başlamadan önce çok şükür, hani maşallah derseniz çok memnun olurum. Bu algoritmayla çalışmaya başladıktan sonra 24 saat içinde birleşmeyi gerçekleştirememiş çiftim yok benim. Ama öncesindeki süreçte 3 tane vakam var. Onlardan çok ders alarak zaten bu algoritmayı oluşturdum. Bir tanesinde özellikle anlatmak isterim. Otele gönderirken çifte belli bazı pozisyonlar anlatıyorum. Uygulamada ve sonraki pekiştirmelerde kullanacakları bazı pozisyonlar var. Sonrasında diyorum bütün pozisyonlar serbesttir. Bir çifte erkeğimiz ısrarla ilk başlangıçta önermediğimiz bir pozisyonu yapmaya çalıştı. O gece defalarca konuştuk. Adamı ben ikna edemedim ve yapamadılar. Yani bazen Tarık Akanlar'da da değişiklikler meydana gelebiliyor. İşin evet, doğrusu. Öyle bir tecrübem de oldu. O yüzden söylüyorum. Bu bilgileri anlatarak çifti en sonunda otele yönlendiriyorum arkadaşlar. Ve sonrasında diyorum, herhangi bir problem olursa, gecenin saat kaçı olursa olsun, yapacağınız tek şey, ki bu ofisteki uygulamalar içinde geçerlidir, yapacağınız tek şey beni aramak ve hoparlörün sesini açmak. Neden? Çünkü ben tüm seanslarda hastaya kapanışta şu telkini veririm. Bugünden itibaren olur da benimle telefonda konuşacak olursan, telefonda benim sesimi duyduğun anda sanki 7 seansı üst üste yapmışız gibi etkisi olacak derim. Hasta herhangi bir anda takılacak olursa beni arar
telefonda benim sesimi duyduğu anda sanki 7 seansı üst üste çalışmışız gibi bir etkiyle benim talimatımla takıldığı yeri rahatlıkla aşar. Zaten bir kere aşmak o basamağın ortadan kalkması demek, o blokajın yok olması demektir. Rahatlıkla başarıya ulaşır. Bu da küçük bir tüy olarak arkadaşlarıma söyleyeyim. Bunu pek çok hastalıkta kullanabilirsiniz. Cebinizde dursun, kendi sesinize hastayı bu şekilde kitleyebilirsiniz arkadaşlar ya da bağlayabilirsiniz, öyle diyeyim. Yöntem kabaca bu şekilde. Sanıyorum zamana iyi uydum diye düşünüyorum. Son 10 dakika onları da sorulara ayırırız diye düşündüm. Anlaşılır olmuştur diye umuyorum işin doğrusu. Evet hocam, doğrusu benim çok anladığım bir konu değil. Açıkçası neredeyse eğitim gibi oldu yani. Çok eyvallah. Çok teşekkürler. Evet. Estağfurullah. Hocam mümkün olduğunca açık anlatmaya gayret ediyorum. Hem arkadaşlarımızın kafasında bir şeyleri yerine oturtalım. Çünkü tahmin ediyorum ki bir kısım arkadaşımızın bu konuda belki genel olarak bilgisi de yok. Hani ilk kez belki burada bu konuya aşina olanlar da olabilir. Çok da havada kalmasın. Benim gibi. Estağfurullah. Umuyorum sizin için anlaşılır olmuştur hocam. Ben evet. Kara hocamın teklifini uyguluyorum. Çok memnunum, çok başarılı oluyor. Çok teşekkür ederim Ahmet hocam. Sağ olun, ellerinize sağlık. Eyvallah. Bu güzel cümleleri duymak beni çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin de bu algoritma ile aynı başarılara erişmesi gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çünkü arkadaşlar maalesef ülkemizde vajinismus azalacağına artan bir durumda. Hani çok özür diliyorum. Elinizi sallasanız vajinismusa çarpar haldeyiz. Kadınlarda gördüğümüz en önemli, en birinci sıradaki cinsel işlev bozukluğu halini almış durumda. Ne kadar çok arkadaşımız bu tekniklerle çalışıp tedavilere, şifalara aracılık edebilirse ben o kadar mutlu olurum, memnun olurum açıkçası. Çalışan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık hepsinin. Sağlık Bakanlığı eğitiminde vermiştiniz bunu. Evet. O zaman öğrenebilmiştik. Eyvallah. Normal eğitimde. Regresyonda sizden öğrenmiştim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Ahmet hocam, güzel cümleleriniz için. Sağ olun. Kolay gelsin. Daha önce BDT ile yapmaya çalışıyordum. Parmağı bir türlü girmiyor. Çok zor. BDT çok zor ilerliyor. 12 seans sürüyordu. 12 seans sürüyordu. Haftada bir yapsanız 12 hafta yapar. Hocam 12 hafta yaklaşık 3 ay. Kadın bu 3 ayda da birer kere adet dönemine girecek. O da ortalama birer hafta deseniz. Yani neredeyse 4 aylık bir süreç hemen hemen. Evet, bir de erteleme hastalığı dediğiniz gibi. Evet. Nefise hocam çok teşekkür ediyorum güzel cümleleriniz için. Çok hızlı geçiyor bazılarınızın cümlelerini, okuyamıyorum arkadaşlarım. Sorular varsa Musa hocam görevi yani, size verdim. Siz lütfen şey yapın, ben ilgileniyorum hemen. Eyvallah. Biri de bu benim hoşuma giden, tabii bir hipnotist olarak hoşuma gidiyor. Birkaç seans üst üste aynı günde yapıldığı için artık kadın hipnozu da öğreniyor. İkinci, üçüncü seanslarda çok daha hemen derine gidebiliyor. O çok büyük bir avantaj. Kesinlikle. Bilmeyen arkadaşlarım için şunu söylemek isterim. Hipnoz yaptıkça daha güzel yaptığınız, oldukça daha güzel olduğunuz bir süreç arkadaşlar. Evet. Musa hocama katılıyorum. Hasta gün içinde arda arda hipnoz seanslarına girerken artık üçüncü seansta falan gık desen hemen gidecek hale geliyor. O kadar anlıyor, kavruyor ve daha güzel hipnoza girmeye başlıyor. İşimiz de kolaylaşıyor. Hastanın da hoşuna gitmeye başlıyor. Çok doğru. Teşekkür ederim Musa hocam. Sağ olun. Ben bir soru sormak isterim. Buyurunuz Asum Hanım mı efendim? Evet. Evet, merhabalar Mehmet Bey. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir, yoğun bilgiler içeren bir süreçti. Ben şeyi merak ettim. Mesela 4 seans yapıyorsunuz. Eşi de çok yoğun bir şekilde, psiko eğitim şeklinde bilgilendiriyorsunuz. Evet. Üstelik bir de otele gittikten sonra anksiyete kaygısından dolayı ilaç kullanıyorsunuz. Bu süreçte eşe neden hipnoz yapmadığınızı merak ettim. Mutlaka sizde bir nedeni vardır. Daha önce yapıyordum. Yani evet. Bu algoritmayı yapmadan önce, oluşturmadan önce yapıyordum. Eşe de diyordum, gel bak sana da bir altın bilezik yapacağım. Ama çok da etkin olabilir. Yani neden yapmadığınızı ben anlayamadım. Etkili oluyor şöyle.
Benim zaman sorunum var. Ben belli bir zamanda geleceğim, belli zamanda döneceğim. Dolayısıyla önceden çalıştığım yer, yaşadığım yere çok yakındı. Hiçbir zaman problemim yoktu. Eşe de rahatlıkla bir seans çalışıyordum. Elektrik için. Ona da bir teknik öğretiyordum. Yine otohipnoz tekniğinin ucuna başka bir şey bağlayarak. O şekilde otele gönderiyordum. Ama ne zaman ki artık İstanbul'da, Ankara'da çalışmaya başladık. Benim belli bir geri dönüş saatim oluyor. Belli bir son otobüs oluyor, bir uçak oluyor. O yüzden artık bu işin birazcık daha farklı bir yönüne geçti. Tabii ben o yönü düşünmedim de. Yani bütün riskleri ortadan kaldırmış olurdunuz. Çok daha süreç garanti olurdu. Öyle, ilaçta bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Zaten o yüzden Cialis hocam, Viagra değil. Cialis zaten çok güvenle kullanılabilen bir ilaç. Ve hastanın da mutlaka eşin önceden anamnezini alıyorum. Bugüne kadar 2 ya da 3 hastada baktım ki Cialis ile ilgili sorun çıkabilecek, seans yaptım. Çünkü erkeğe de bir de şöyle bir kaygım var. Mesela ben psikoloğum. Biz ilaç hiçbir şekilde bir öneride bulunmuyoruz dolayısıyla. Onu şöyle yapabilirsiniz bence. Bu konuda belki bir ürolog arkadaştan destek alabilirsin. Yani sonuçta şu var. Zaten bu ilaç reçetesi satılıyor. Yani kişiler eczaneye gidip çok rahatlıkla parasıyla bunu alabiliyorlar, işin doğrusu. Gidip alabilir, sorun yok. Tabii ben de reçete yazmıyorum zaten. Hastaya WhatsApp'tan bilgi veriyorum. Hocam olabilir de biz psikologlar olarak, ben mesela hiçbir şekilde ilaç konusunda bulaşmak istemediğim için. Tabii haklısınız, çok doğru. Ama dediğim gibi bir ürolog arkadaştan bu konuda destek olabilir. Hangi şehirde yaşıyorsunuz hocam? İstanbul'da yaşıyorum, Adana'da yaşıyorum. Ben de iki taraflı gidip geliyorum. İki alanda da çalışıyorum. Tamam, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür İstanbul'da ederim. İstanbul'da yardımcı olabilecek arkadaşlarımız var ürolog olarak. O nedenle sordum size. Hani arzu ederseniz daha sonrasında konuşalım. Çok rahat yönlendirebileceğiniz. Aile hekimleri de yazabilir. Tabii. Değil mi? Tabii. Zaten tamam, yazmaya da gerek yok. Hani kişinin kendisini alabilir ama evet. Ürologun önermesi hastaya daha güven verir. İçi daha rahat edebilir. O anlamda söyledim. Çok teşekkür ediyorum. Allah, ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun. Hocam bir sorumuz var. Hemen onu, ben iki sorumuz var. Onları aktarayım. Ayşe, bu orgazm problemiyle de geliyorlar mı daha sonra diye bir soru var. Çok güzel. Hocam, onun bir soru daha var. Onu da ekleyeyim. İkisini de yanıtlarsınız. Bir psikiyatri asistanı, son sınıfta bir arkadaşımız yazmış. Evet, Seda, ilk defa hipnozla ilgili bir şey dinliyorum. Hipnozla ilgili akademik bilimsel kanıt var mı diye çok çok fazla var. Buna cevap vermeyeyim, ben vakit kaybetmiş olmayalım. Çok fazla var. Şöyle söyleyeyim, şimdi orgazm konusu için şunu ayrıntılı anlatmam lazım. Hastaya ilk başta anatomiyi anlatırken ben G noktasını da, klitorisi de anlatıyorum. Bunların yaptıkları görevi de anlatıyorum ve özellikle vajen için parmak uygulamalarında hem kendisinin parmağı hem eşinin parmağında mutlaka G noktasına masaj yapmayı öğretiyorum. Ve o esnada hasta orada cinsel hazzı ve zevki de hissetmeye başlıyor. Bununla ilgili telkinler de veriyorum. Yani oraya her dokunduğunda ister senin parmağın olsun ister eşinin parmağı, son seansta penisin her temasında, oraya her temas ettiğinde çok zevk alacaksın. Haz alacaksın. Oradan bütün bedenine dalga dalga zevk dalgaları, haz dalgaları, keyif dalgaları yayılacak. Bu senin çok hoşuna gidecek. Daha da ıslanacaksın. Daha da keyif alacaksın gibi direkt telkinler veriyorum. Hatta şöyle bir anekdot anlatmak isterim. Kendisi de vajinismus çalışan bir klinik psikolog arkadaşımızı hasta olarak çalışırken şöyle bir sahne yaşamıştık. İlk seansından sonra ilk uygulamayı yapacak, parmak uygulamasını yapacak. Yan odada telefon çaldı. Allah Allah dedim, ne oldu, hayırdır, o arıyor beni. Çünkü hipnoz esnasında hiç sorun yaşamadı, imajinasyon gayet iyiydi. Hocam kasılıyorum dedi. Nasıl kasılıyorsun, bana şunu bir anlatır mısın dedim. Hangi aşamadasın? 3 boğumda yerleştirdim hocam ama kasılıyorum ben dedi. Şimdi kasılıyorsan 3 boğum nasıl yerleşti? 2 parmak 3 boğum. Nasıl bir kasılma bu dedim, ritmik. Evet dedi, ritmik bir kasılma. Dedim hocam orgazm oluyorsun şu anda. Uygulamayı yaparken bile orgazmla tanışanlar olabiliyor. Ama orgazm olamama konusuna da hipnozla çalışılabilir. Çok da faydalıdır. Bu konuda çok güzel hastalarım, anekdotlarım var. Vakit olsa keşke paylaşma imkanı olsa. Kesinlikle çok güzel sonuç alınır. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Var mı soru?
Şu anda yok yeni bir soru. Burada. Çok güzel cümleler var. Bütün arkadaşlar. Yani çok güzel şeyler var. Hocam uygunsanız iki satırda ben etmek isterim. Oo, tabii ki. Ömerciğim gel. Ne haber? Nasılsın? Seni görmek güzel. Sağ olun. İyi. Teşekkür ederim. Yeni hayatınız öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, bol bereketli, kazançlı olsun. Çok keyifli olsun. Her şeyden önce sağlıklı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizi dinlemek her zaman çok güzel. Bilgilerinizi hiç eksiltmeden, sakınmadan paylaşıyorsunuz. Umarım sizin gibi eğitmenlerimiz artar. Her zaman sizden feyz alıyoruz. Çok teşekkür ederim bunu söylemek için. Çok teşekkür ederim. Araya girdim. Sağ olasın. Çok güzel cümleler söyledin. Sağ ol. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasın. Sağ ol. Hocam kitap önerisi yapacaksınız. Efendim? Kitap önerisi yapacağını söylemiştiniz. Neyle ilgili kitap istiyorsunuz? Hipnozla mı yoksa cinsel işlev bozukluklarında hipnozun kullanımıyla ilgili mi? Yani hangi anlamda kitap önerisi dersiniz onu öğrenmek. Çünkü yani şöyle. Buyurun pardon. Çok fazla değilse yani söyleyebileceğim çok mu fazla seçenek var? Genel olarak hipnoz tabii ki öncelikle. Birkaç tane de cinsel işlev bozukluğu elbette var. O zaman şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda hipnoz bölümünün editörlüğünü benim yapacağım bir kitap yayınlanacak Mayıs ayı içinde. Yaklaşık 16-17 farklı bölümü var, chapter var. Çok değerli Sağlık Bakanlığı hipnoz sertifikalı hipnoz eğitim programındaki eğitmen arkadaşlarım benimle birlikte yazarlıklarını yapıyorlar. Orada genel olarak hipnozun pek çok farklı alandaki kullanımına dair bilgi edinme şansınız olacaktır. Çünkü piyasada genellikle hipnozun ne olduğunu anlatmaya yönelik kitaplar var. Farklı problemlerde belli bazı tekniklerle yaklaşımları gösteren kitaplar var. Dolayısıyla hani sizin tarif etmeye çalıştığınız şeyi aynı anda kapsayacak kitap benim şu anda açıkçası aklıma gelmedi. Hipnozun pek çok değişik alanda kullanımı mevcut. Bazı kitaplar sadece hipnozun ne olduğuna odaklılar. Hipnozu anlatıyor, nasıl yapılır, nerelerde nasıl kullanılır çok kısaca. Ya da bazıları belli bazı teknikler üstüne yoğunlaşmış, onu ayrıntılı anlatıyorlar. Yani internet üzerinde bulabileceğiniz pek çok kitap işinizi görür. Mesela en son Ali Eşref Müezzinoğlu hocamın çıkardığı bir kitap var. Doğru Telkinle Doğru Tedavi isminde. İsim babası naçizane benim. O yüzden çok hani, mutlu bir şekilde bunu paylaşıyorum. Bu mesela farklı hastalıklarda telkin metinleri, telkin kalıpları gösteren bir kitap. Hipnozun ne olduğundan bir miktar bahsediyor tabii ki. Ama daha çok hani hipnozu bilen birisinin kullanırken alet çantasında duracak tarzında bir kitap. Hipnozu hiç bilmeyenler için hipnoz anlatan başka kitaplar var. Dediğim gibi farklı amaçlara hizmet eden çok fazla kitap var. Hipnozun nasıl uygulandığını anlatan açık net bir kitap yok mu? Olmamasında fayda var. Çünkü hipnoz kitaptan öğrenilerek yapılacak bir şey değil. Yani eğitimlerde hep söyleriz, Musa hocam da hatırlar. Hipnoz yapılmaz. Hipnoz olunur. Yani onu bir kere deneyimlemek lazım. O koltuğa oturacaksın. Bir kere hipnoz olacaksın. Aa, hipnoz buymuş diyeceksin. Ondan sonra yapacaksın. Çok fazla teknik var arkadaşlar. Sadece indüksiyon için 250'ye yakın teknik var. İndüksiyon dediğimiz hipnoza alma yöntemi. Dolayısıyla hani hangi birini öğreneceksin? Belli bir rota çizip o rotada gitmekte fayda var. Telefon numaram bilmiyorum görünüyor mu? Çok rahatlıkla grupta paylaşabilirsiniz. Arzu ettiğiniz her soruyu doğrudan bana yönlendirebilirsiniz. Şimdi zaman sorunu yaşamayalım diye biraz kısa yanıt vermeye çalışıyorum. Hızlı konuşuyorum. Her tür sorunuzu bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem yok. Seve seve geri dönüş yaparım. O konuda hiçbir sıkıntı yoktur. Ayrıntılı hatta telefon görüşmesi de yaparak da aktarırım. Hiç sorun değil. Şu kısacık süre içinde ancak bu kadar yanıt verebileceğim. Teşekkür ederim. Beraber çalışma da yapabiliriz arkadaşlar. Yani yanlış anlamazsanız bunu da açık açık söyleyebilirim. Ben bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum, öğrenmek istiyorum diyenle de kapım sonuna kadar açık. O konuda da beni arayabilirsiniz. Birlikte de vaka yaparız. Hiç sorun yok. Merak etmeyin. Mehmet Hocam az önce az önce o konuyla da ilgili bir soru vardı. Online eğitim veriyor musunuz diye bir soru vardı chatte sanırım. Onu görmedim hocam. Online eğitim veriyorum. Ama vajinismus üstüne açıkçası ben birebir eğitimden yanayım. Yani bunu online de anlatırım. Ama öğrenmek isteyen, bunu pek çok öğrencimle yapmışlığımdır. Hastayla ben çalışırken öğrencim de yanımda. Seansı birebir ben onun yanında gerçekleştiririm. Görürsün nasıl bir şey olduğunu. Ve kamera görüntülerinin bir kopyasını da sana da veririm. Üstüne oturur istediğin gibi çalışırsın. Bunu da pekala konuşabiliriz. Hipnoz olacağıma inanmıyorum. Ayşenur hocam, inanmak şart değil.
sadece odaklansanız yeter. Çünkü en güzel hipnoz olanlar aslında ben hipnoz olmayacağım diyenlerdir. Bilmiyorum hipnozla ilgili bilginiz var mı ama hipnozun ana şartı trans dediğimiz odaklanma kısmıdır. Hipnoz olmayacağına odaklanmış kişilerin aslında arka plandaki cümlesi hipnoz, hipnoz, hipnoz diye böyle yanıp dönen bir lambalarla çevrili bir şey düşünebilirsiniz, bir levha gibi. Hipnoza odaklı durumdasınız demektir. En kolay hipnozu onlar olurlar hocam. Bakmak lazım. Ama elbette direnirseniz olamazsınız. Olmazsınız yani. Sizin muhalefetinize size rağmen yapılan bir şey değildir. Dediğim gibi hipnoz yapılmaz. Hipnoz bulunur. Ha, şu da var. Hocam vakit durumumuz nasıl? Ben konuşmaya... Buyurun buyurun devam edebilirsiniz. Siz sorun yok. Sıkılan, insanlar sıkılana kadar. Eyvallah. Şimdi eğitimde anlattığım bir vakadan bahsetmek istiyorum. Vakalar ile aslında bir anekdot. Uzun yıllar ben Düzce'de yaşadım. Düzce'de ilk yaşamaya başladığımız dönemlerde hipnoz hayatımda başladı. Tanıştığımız bir çift vardı, Ahmet ile Esra. Ahmet acayip güzel bir hipnotizable bir arkadaşlar. Hani herkese inşallah Allah öyle bir suje versin. Ben habire kurslara gidiyorum, kitaplar okuyorum, teknikler öğreniyorum. Ahmet gel abi diyorum. Oo biz şık deyince Ahmet gidiyor zaten çalışıyoruz falan. Bir gün akşam geldiler bize. Esra dedi ki ya hocam dedi şu Ahmet'in de artık sigarayı bırakma zamanı gelmedi mi ne dersin? Vallahi çok doğru söylüyorsun. Otur abi dedim. 25 dakika uğraştım arkadaşlar. Şuramdan ter damladı. Yok adam hipnoza girmiyor. Önceden böyle şak dediğimde giden adamda tık yok. Aç abi dedim ya gözün nedir? Hocam dedi ben sigarayı bırakmak istemiyorum. Esra benim bırakmamı istiyor dedi. Tamam. Yani kişilerin de hipnoza girme durumu çalışacağımız konuyla bağlantılı olarak değişebilir. Kendisinde avantaj gördüğü durumda çok güzel sizinle işbirliği yapar. Şak diye hipnoza girer. Ama kendi istemediği empoze edilmiş bir durum varsa orada size blokaj koyar, hipnoza girmez. Yani kişilerin de konuya göre hipnozabilitesi çok rahat değişebilir. Sizinle işbirliği çok rahat değişebilir. Çok güzel hipnoz yaparsınız, terapiniz bir işe yaramaz. Ya harika dört dörtlük şiir gibi seans yaptım dersin, bakarsın ki terapide tık yok. O da mümkündür. Çok güzel hipnoza girmek başka bir şeydir. Terapiyi yapmak başka bir şeydir. Burada ben kendi kızlarımı örnek vermek istiyorum. Özgeçmişimle çok konuşma imkanımız olmadı. Ben evliyim arkadaşlar. Eşim elektrik elektronik mühendisidir. İki de kızımız var, ikizler, 13 yaşındalar. Ve biz onlara 6 yaşından itibaren hipnoz yapmayı öğrettik. Ve ben bazı kongrelerde onları sahneye çıkartıp hipnoz yaptırdım. Hipnoz yapmak çocuk oyuncağıdır. Bunu görsün meslektaşlarım diye. O kadar basit bir şeydir. Zaten püf noktası burası. Herkes hipnoz yapabilir. 10 dakika, 15 dakika anlatalım, yaparsınız. Peki sonra ne yapacaksınız? İşte püf noktası burası. Bizim sağlık profesyoneli olma sorumluluğumuzdan kaynaklanan durumumuz burası. Yapacağımız terapi kısmı. Adamı uyuttun, uyandırdın kaba tabir. Peki ne oldu? Arada adama hiçbir faydan olmadı aslında. Yani uyutmak değil. Orada yaptığımız çalışmanın bir kıymeti, değeri var. Ona odaklanmamız lazım ki bu grubu da ben o yüzden çok takdirle, naçizane haddim değil ama izliyorum, gerçekten çok başarılı. Bu anlamda, terapi anlamında çok başarılı işler yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir kez daha başta Tuncay Hocam olmak üzere bütün grubu tekrar bu sayede, bu vesileyle kutlamıyorum. Zaten tüm mesele o her zaman asıl kısım terapi kısmı. Hipnoterapi bizim yaptığımız. Hipno tamam. Kolay bir şey o. Zaten oluyoruz gün içinde sürekli. Kendi kendimize bile oturuyoruz. Ama terapi, terapi önemli. Telefon numaramı talep eden çok arkadaş var. Grupta Hı-hı. yazarsanız hiçbir sakıncası yok. Memnun olurum arkadaşlar. Doğrudan doğruya da görüşebiliriz. Hocam bir sorun var. İnfertilite'de işe yarıyor. Evet yarıyor. Konuşuruz Ayşe Hocam. Uzun bir konu, ayrı bir konu başlığı ama işe yarıyor. Buyurun Ahmet Hocam. Dinliyorum hocam, sizi. Hocam çok güzel anlattınız. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Vajinismus'ta travma olursa, travma varsa arkasında, onu nasıl çalışıyorsunuz? Hocam ona regresyon yapıyoruz. Yani bir taciz, bir tecavüz varsa o mutlaka regresyonu gerektiriyor. Çünkü hasta zaten o esnada hayalinde o uygulamayı yaparken yapamıyor ve bloke kalıyor. Yani sorduğum hani demiştim ya, küçük parmağın ikinci boğumu şimdi içinde mi, vajenin hissediyor musun? Yok hocam yapamadım. Ne oldu? Göğsünde bir baskı hissettim. Ha, o muhtemelen işte bir problemin yaşandığı anda belirlenmiş bir duygunun his olarak bedene yansıması. Biz oradan bazı regresyon teknikleriyle geriye gidip
yaş geriletme dediğimiz, age regression dediğimiz tekniklerle olay anına gidip orada bir takım terapi çalışmaları yapıyoruz. Hipnozla bilginiz var mıdır Ahmet Hocam? Evet. O zaman yaş geriletmeyi regresyon terapilerini biliyorsunuzdur bir miktar. Evet. O noktada yaptığımız regresyon terapisinde o tacize ve travmaya çalışıp tekrar aynı noktaya geldiğimizde artık o konu aşıldığı için burada hasta imajinasyonu rahatlıkla yapabilir hale geliyor ve yola o şekilde devam ediyoruz. Ama çok nadir, benim bugüne kadar hani 10 tane hastam yoktur hocam taciz ya da travma arkasından çıkan. Türk toplumunda çoğunlukla dedim ya, hani sıralamada da 4. sırada falan ancak karşımda çıkıyor. Abartılmış ilk gece hikayeleri çok önemli. Bizim toplumumuzda maalesef o ilk geceyi yaşayan gelin adayları, yani yaygın bir adet gibi bir şey bu anladığım kadarıyla, evlendikten sonraki kısa bir süre sonrasında bekarken ki o kız arkadaş gruplarını bir topluyorlar şöyle. O toplantıya genellikle onların 1-2 yaş alttan gelen genç kız kardeşleri de geliyor. Ve orada gelin kızımız ilk gece maceralarını anlatıyor. Yani ve orada tabii biraz abartarak, işte şöyle acıdı da böyle kanadı da ama olsun ben dişimi sıktım da kocama karılık vazifemi yerine getirdim de falan abartıyor. Ha, kendi yaş grubu çok umursamıyor bunu belki ama bir tık alttakiler böyle zaten hipnoz halindeler. Ağızları açık ve Allah ne anlatıyor acaba bu falan. O hipnoz durumundayken tak 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 bilinçaltına yerleşiyor. Çok acıyacak, şöyle kanayacak, eyvah o oraya nasıl girecek, yerleşiyor ve sonra karşımıza vajinismus diye çıkıyor. Bir de yetişme tarzı hocam. Ülkemizde maalesef yıllarca kız çocuklarına o bacaklarını kapat, o eteğini aşağıya çek, erkeğin yanında bacak açık oturulmaz, o bacaklar kapalı duracak, işte erkeğin amacı şudur vesaire gibi bir takım telkin cümleleri öğretiyor. Ve yıllarca bununla büyüyen kız artık o imzayı attığı gece o bacakları açamıyor doğal olarak. Benim en sık gördüğüm nedenler bunlar maalesef. Hocam merhabalar. Aa merhaba. Vallahi Zeynep, çok özlemişiz vallahi. Hocam sesinizi özlemişim. 2 saat çok güzel geçti benim için. Bu akşam için çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Seni gördüğüme çok sevindim. Benim sorum birazcık konudan bağımsız olacak ama hipnoz ile yabancı dil öğrenimi gerçekleşebiliyor mu? Bunu merak ediyorum. Gerçekleşiyor. Bununla ilgili çalışan arkadaşlarımız var. Hatta bir ara ben de o konunun üstüne bir öğrenci olarak eğilmiştim. Kendime bir miktar faydasını gördüm. Ben de yabancı dil öğrenmeye çalışıyordum. Hala çalışıyorum da biraz ketlendi hayat değişiklikleri yüzünden. Çok işe yarayabiliyor. Orada şöyle bir şey var. Aslında bu bir eğitsel hipnoz. Yani yabancı dili öğrenmek de eğitim alanında yapılan bir hipnoz çalışması. Ve hipnoz sadece terapi amacıyla kullanılan bir teknik değil. Eğitsel amaçlı da biz kullanıyoruz. Tıp dışı alanlarda kullanımlarından bir tanesi. Yabancı dil öğrenmek de öyle. Az önce anlattığım bilgiyi tekrar buraya alacağım. Alfa fazında 7 tekrarla öğrenmek demiştim. Biz normalde bilinçli zihnimizle beta ağırlıklı olarak, yaygın olarak beta elektriği üretiyoruz. Beta'yı da 41 tekrarla öğreniyoruz. Yani en zor öğrenme aslında şu anda bilinçli zihni kullanıp bir şeye odaklanarak öğrenmeye çalışmak. Ama hipnoza aldığımızda kendimizi o frekansı düşen elektrik aktiviteleri öğrenme için gereken tekrar sayısını düşürüyor. Siz öğrenciye otohipnoz öğretirseniz eğer öğreneceği şeyin başına oturduğunda eğitsel çalışma yapmaya başlarken o tetiği çekip de otohipnozu gerçekleştirdiğinde frekansı düşürüyorsun. Daha kolay, daha az tekrarla, daha sık, daha az tekrar yaparak daha kolay bir şekilde öğrenmesini sağlıyorsun. Bununla ilgili bir de telkinler verirsen, işte bir görmede, bir okumada, bir işitmede hemen öğreneceksin, çabucak kavrayacaksın falan filan. O da üstüne kreması artık. Hocam o çalışan kişilerin iletişim numaralarını sizden alabilir miyim? Bana alo dersen Ankara'da bu konuda çok başarılı çalışmalar olan bir arkadaşımız var. Onun telefonunu ileteyim sana. Şimdi burada onun izni olmadan açık alanda iletmiş olmayayım ama sana paylaşırım ben. Hadi hocam. Kitabınızı merakla bekliyorum. Sabırsızlıkla Mayıs ayının gelmesini bekliyorum. İnşallah çok güzel olacağına inanıyorum ama ben hazırlıyorum değil. Ben sadece editörlüğünü yapacağım. Birkaç bölümde yardımcı yazarlığım var. Çok güzel bir kadroyla yapacağız inşallah. Çoğu neredeyse %85-90'ı bakanlığımızın eğitmen kadrosunda olan arkadaşlarımız. Hep birlikte güzel bir şeye imza atmaya çalışıyoruz. İnşallah bakalım. Meslektaşlarımız arasında farkındalık yarat.
düzeltmeye çalışıyoruz. Esas yapmaya çalıştığımız şey bu. Maalesef hipnoz çok yanlış tanınıyor kendi meslektaşlarımız arasında. Hatta ben zaman zaman anlatırım, hani bazı arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla tanışırken işte herkes ne yaptığını söyler. Ben de elimi uzatırım, ben hipnozla çalışıyorum derim. Adam bazen geri kaçıyor, bir adım geri gidiyor. Ya o derece bir yargı var hipnozla çalışmayla ilgili. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Ankara'da çalışan, tabii ki panik atakla da olsun, farklı konularda da olsun çalışan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar, bu tarz nokta atış soruları bana telefonla ya da WhatsApp'tan mesajla gönderirseniz ben daha rahat geri dönebilirim. Açık alanda isim ve telefon paylaşmak çok uygun olmayabilir. Birebir yapmak daha güzel olur diye düşünüyorum. Değil mi Musa'cığım? Evet, kesinlikle bunları. Yani siz kendi telefonunuzu zaten paylaşılmasını istediniz. Burada bir sorun yok. Ve az önce söylediğinizde çok haklısınız. Biraz önce bir yani psikiyatri son sınıf asistanı arkadaşımız ilk defa hipnoz hakkında bir şeyler dinliyorum diye yazmıştı. Yani o camia hocam, yani camia derken öğretim üyeleri. Maalesef. Gerçi o da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani çok fazla psikiyatri uzmanı meslektaşımız son dönemde bizim kurslarımıza gelmeye başladılar. Sizin biliyorum, biliyorum. Birlikte kurs aldık pek çok psikiyatrist arkadaşlar. İnşallah bu sayı artacaktır diye umut ediyorum. Doğru bilgiyi paylaştıkça, ben bu tarz programları o yüzden önemsiyorum. Doğru bilgiyi paylaştıkça muhtemelen bunlar değişecek diye ümit ediyorum. Şimdi Seda Hanım sanırım şeyde. Seda Doğruel Hanım. Hocam, çünkü hocalar çok sıcak bakmıyor demiş. Psikiyatri asistanı. Evet, evet Seda Hanım. Yani haddimi aşıyorsam lütfen söyleyin ama ben hocalarımızın sıcak baktığının ne olduğunu merak ediyorum. Neye sıcak bakıyorlar ki zaten? Hocam, ben 99'da başladım hipnoz uygulamalarına. Evet. O zaman da birkaç tane psikiyatrist vardı ve onların fikrine göre zaten hipnoterapi sadece psikiyatristler yapmalıydı. Başkası yapamazdı yani. Evet. Şimdi hem sıcak bakmıyorlar hem sadece biz yaparız diyorlar. Bu nasıl tezattır, ben anlayamadım yani. İşte hocam diyorum ya, yani neyse, inşallah değişecek. Yani i̇nşallah. Tabandan gelen bu, özellikle şimdi son dönemlerdeki bu eğitimlerimizle çok ciddi bir genç kuşak hipnoterapist yetişme durumu var. Sağ olsun çok sevgili bazı eğitmen arkadaşlarım da bu konuda bizi genelde pek sevmezler hocam hipnoz camiasında. Biz genç hipnoterapistler çok fazla sevilmiyoruz. Ama biz daha çok bu iş yayılsın diye uğraşıyoruz. Bildiğimiz teknikleri sakınmadan öğretmeye çalışıyoruz. O dönemleri hatırlarsınız hocam. Bir kitabın peşinden haftalarca ben koştuğumu biliyorum. İnternet falan yok o zamanlarda doğru düzgün. Nereden bulsak bu kitabı, yurt dışından nasıl getirsek vesaire. Hangi hocanın kursunu nasıl buluruz? Şimdi elinizi sallasanız online kurslar, o dönemlerde bulmak mucize. Hani oralardan buralara gelmek bile bence çok iyi bir ilerleme. İnşallah daha da ileriye gidecek diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Bu amaç için zaten çok değerli çalışmalarınız var. Hep beraber, hep beraber hocam. Sizinkiler de çok çok kıymetli kesinlikle. Sevgi Hanım da tabii bu üniversitenin ekolleriyle ilgili olduğunu da söylüyor. Bazı üniversitelerde... Baştaki hocalarımız nasıl yaklaşıyorlarsa bütün herkes öyle yaklaşmak zorunda kalıyor. Haklı olarak, çok doğru. Ondan sonra ama arkadaşlarımız uzmanlıklarını aldıktan sonra böyle farklı kurslarda o anlamda belki bakış açılarını değiştirecek başka başka tekniklerle tanışma imkanı kavuşuyorlar işin doğrusu. Evet, Hacettepe tabii ki. Hacettepe'ye hipnozcu diye giderseniz taşlarlar bence sizi. Teşekkür ediyorum evet. Güzel dinler için. Soru varsa seve seve cevaplayayım arkadaşlar. Sevgi Hanım bir şeyler yazmış ama bir dakika onun başına bakayım. Ben de okumaya çalışıyorum. Gözlük. Hocaya sormuş, kızmış. Ben de aynı deneyimi yaşadım. Ben de psikoloji öğrencisiyken İstanbul Üniversitesi'nde hipnozla ilgili bir soru sordum. Hoca dedi ki, ya bura parapsikoloji bölümü değil, psikoloji bölümü diye cevap vermiştik. O zamanlar şeydi yani, parapsikoloji olarak kabul ediliyordu. Tabii şarlatanlık olarak görüyorlardı. İnşallah yüz yüze eğitim. Vallahi yüz yüze eğitim inşallah. Onu ben de çok istiyorum, çok özledim. Yani, hepimiz çok özledik sanırım. Çok özledik. Oradaki o enerji, karşılıklı sohbetlerimiz, uygulamaları birebir yapmamız falan, onun havası tabii ki, tadı çok başka. İnşallah imkan olan ilk fırsatta bir araya geliriz. Güzel olur. O süper soru.
Eğer vaktimiz varsa bunu cevaplamak istiyorum. Sporda hipnoz. Buyurun buyurun. Şimdi dün kızlarıma beden eğitimi öğretmenleri bir ödev vermişti. İkisi de birer tane sporcunun hayatıyla ilgili birer slide sunumu hazırlayacaktı. Kızlarımdan bir tanesi bir milli jimnastikçimizin Göksu'nun hayatıyla ilgili, belki Göksu Üçtaş'ı bilenleriniz vardır. Onunla ilgili bir slide hazırlamıştı. Dedim ki ben Göksu ile ilgili sana bir şey anlatacağım. Arkadaşlar Göksu Üçtaş pek çok büyük başarıya imza atmış bir milli jimnastikçimiz. Ama en önemli başarılarından bir tanesi Türkiye'ye tarihinde kadınlar jimnastikte olimpiyatta ilk defa madalya getiren kişi olması. Göksu kardeşim o beni tanımaz. Ben onu uzaktan tanıyorum. Şöyle yıllar önce daha o henüz lise çağlarındayken Bolu'daki bir öğrencimin kızıyla aynı sınıfa gidiyordu. Aynı okulda, aynı sınıftaydı. Bir gün öğrencim beni aradı. Dedi ki hocam burada çok yetenekli bir jimnastikçi kızımız var. Hani çok büyük başarılara imza atacağını bütün antrenörleri, hocaları söylüyor ama şu dönemde bir sakatlığı var ve milli takım seçmelerine yetişemeyecek gibi görünüyor. Ne yapabiliriz? Biz o öğrencimle beraber oturduk, kafa kafaya verdik telefon trafiğiyle ve Göksu'ya bir plan yaptık. Bir seans planı yaptık. O öğrencim Göksu'yla seansları çalıştı. Ve Göksu beklenenden çok daha kısa sürede iyileşti. Milli takım seçmelerine girdi. Milli takıma seçildi. Ve olimpiyatlara gidip bize o alandaki ilk olimpiyat madalyası getiren bayan jimnastikçi oldu. Şu an bunu anlatırken inanın tüylerim diken diken oluyor. Çok mutlu olduğumuz bir anda o haberi aldığımızda. Spor da çok güzel kullanılır arkadaşlar. Gerek bireysel motivasyon gerek takım sporlarının olduğu alanlarda spor hipnozu bugün hipnozun en yaygın kullanıldığı alanlardandır. Bakanlığımızın sertifikalı kurslarına gelen pek çok spor hekimi arkadaşımız var. Bu teknikleri öğrenip spor sertifikalarını da aldıktan sonra spor kulüpleriyle anlaşıp çok güzel ortamlarda çok güzel işler yapıp güzel de maddi kazançlar elde ediyorlar işin açığı. Spor hipnozu yurt dışında çok yaygın. Tanınmış pek çok bireysel sporcunun hipnozla çalıştığını biliyoruz. Tenis olsun, golf olsun, basketbol olsun pek çok alanda bu şekilde sporda hipnozu kullanan profesyonel oyuncular var. Ve çok da güzel işe yarıyor. Benim de şahsen birkaç tecrübem var. Kesinlikle öneririm. Hipnoz sadece tedavide değil. Bakın eğitsel alan dedik, spor dedik, sanatta ve müzikte. Ben kendi kızlarımdan bir tanesi piyano çalıyordu mesela. Bir dönem bir sınava girecekti. Bir yarışmaya katılacaktı. İki tane seans yaptık. Kas koordinasyonu, parmakların oradaki yerleşimi, hızı vesaire üstüne çok belirgin fark etmişti. Kendim de öyle bir tecrübe yaşamıştım. Pek çok alanda kullanılabilir ama son söz bu anlamda şöyle söyleyeyim. Hipnoz bir mucize değildir. Ama pek çok mucizeye imza atar. Diyeyim, bu kısmı böyle parantezi kapatmış olayım. Umarım soruya cevap olmuştur. Ya yani çok basit aslında. Az önceki eğitimde de vardı bunun yanıtı. Bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemez. Yani bir tenisçinin yapamadığı bir vuruşu 7 defa hipnozda alfa düzeyinde hayal ettirirseniz yaptığını. Hocam şöyle bir örnek vereyim. Benim kuşağım iyi bilir. Larry Bird, meşhur Amerikalı NBA basketbolcusu. Beyaz. Evet, beyaz. Siyahların arasındayım beyaz. Evet. Eli çok düzgün bir şütördü Larry Bird. Larry Bird'e bir reklam teklifi götürmüşler. Şöyle bir şey yapacaklar. Larry basketbolu işte sahaya atışı yaparken kaçıracak. Sonra bir ürün kullanacak ve sokacak. Yaklaşık 25-30 dakikaya yakın Larry Bird'ün atışı kaçırmasını beklemek zorunda kalmışlar. Çünkü o hipnozla çalışan bir kişi olarak sürekli attığını sokuyor. Attığını sokuyor, attığını sokuyor. O kadar etkili bir şey hipnoz. Dakikalar boyunca onlarca atış sürekli girmiş, sürekli girmiş. Bunu anekdot olarak ben okumuştum. Onkoloji için lütfen beni arayın, soruyu soran arkadaşım. İzmir'de meme cerrahisiyle çalışan bir genel cerrah arkadaşımız var. Cüneyt var. Cüneyt Hoca. Evet. Ve çok güzel, hipnozda çok başarılı çalışmaları vardır ve onkolojiyle entegre halde çok güzel işler yapıyor. Size onun iletişim bilgilerini aktarabilirim. Alanda bence en önemli isimlerden biridir ülkemizde. Onunla bağlantıya geçebilirsiniz. Onkolojideki hipnoz kullanımı üstüne bence çok başarılıdır.
Evet. Herhalde başka soru kalmadı diye düşünüyorum. Evet. Çok çok teşekkür ederiz Mehmet Hocam. Hocam estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok değerli paylaşımlarda bulundunuz bizlerle. Bizi çok çok memnun ettiniz. Ben de gerçekten özlemişim sizi. İnşallah şu yüz yüze işler gerçekleşir de ben sizi bir daha o hipnoz koltuğuna oturturum. İnşallah. Artık Antalya'dayım ben. Çok merak olabilir. İnşallah yüz yüze görüşme imkanımız olur. Ben de bu vesileyle bütün ekibe, başta Tuncay Hocam olmak üzere, size, Mustafa Hocama, Halil Nevzat Hocama, katkısı olan bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Katılan tüm izleyici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok kıymetli sorular sordular, bana yol açtılar, sağ olsunlar. Hani konu konuyu açarken bana çok güzel yol göstermiş oldular. Ayrıca teşekkür ediyorum o arkadaşlarıma da. Çok keyif aldığım bir akşam oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İnşallah daha sağlıklı günlerde yüz yüze bir araya gelebileceğimiz ortamlarda yeniden görüşebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz hocam. Emeğinize, yüreğinize sağlık Mehmet Hocam. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemde tekrar bekleriz hocam sizi. Tekrar konuk etmek isteriz. Çok mutlu olurum Mustafa Hocam. Elbette. Katılamayanlar, izleyemeyenler açısından canlı bir toplantımız daha olabilir. Farklı konular olabilir. Tabii. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Saygılar hocam. Evet, Mehmet Hocam'ın izniyle şimdi biraz da biz kendi reklamımızı yapalım. Tabii ki. Neden? Mehmet Hocam çok çok teşekkürler. Özgürsünüz. Ne zaman isterseniz ayrılabilirsiniz. Ben estağfurullah. Evet. Hep beraber hocam. Ben sizi sevgili arkadaşlar, imge terapi ile ilgileniyorsanız, imge terapi hakkında bir şeyler yapmak istiyorsanız yeniden bir online eğitimimiz başlayacak 6-7 Şubat'ta. Mustafa yoldaş sanırım bu konuda biraz daha fazla bilgi verebilir bize eğitimimiz hakkında. Tamam mı? Tabii ki Musa Hocam. 6-7 Şubat'ta cumartesi pazar olarak başlayacak olan eğitimimiz bir hafta sonrasında yine cumartesi akabinde de İki hafta arka arkaya süpervizyon eğitimiyle devam edecek. Toplamda 26 saatlik bir eğitim programı olacak. Eğitimimize hekim arkadaşlarımız, diş hekimi arkadaşlarımız, psikolog arkadaşlarımız, PDR mezunu arkadaşlarımız dahil olabilir. Yine klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış olan diğer branşlardan da arkadaşları bekliyoruz. Bununla ilgili Telegram grubumuzda eğitim linkimiz olacak. Oradan tekrar görebilirler. Katılan herkese çok çok teşekkür ederiz şimdiden. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ve bir de çarşamba toplantılarımız devam etmekte. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Murat Uslu, evet. Tuncay Yoldaş sanırım bu konuda biraz bize bilgi verebilir. Yine hipnozla ilgili bize bilgiler verecek. Evet. Konu başlığı hipnotik iletişim. Tabii ki Murat Uslu dostum Ericksonian hipnozla çok çok ilgili. Biraz o konu başlığında önümüzdeki hafta güzel bilgiler paylaşacağını ben düşünüyorum. Efendim benim de son olarak söylemek istediğim birkaç bir şey var. O da şu ki, yani bir klinik psikolog olarak size çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Tüm etkili terapilerin ve başlıca terapilerin bence en ortak özelliği en kritik yerlerde imgeleme kullanıyor olmaları. Çok önemli yerde, kritik yerlerde imgeleme kullanıyorlar. İşte bizim de zaten imge terapistler olarak genel yaklaşımımız bu. Biz bir konunun merkezine bakarız, özüne bakarız. Etrafında, bulutun kenarlarında ona oyalanmayız. Doğrudan merkeze kamikaze dalışı yaparız. Bu bağlamda imgelem tüm etkili terapilerin en nüve kısmı derler ya eskilerin tabiriyle. Nüvesidir efendim. Terapilerin nüvesidir. Gestalt terapiler kullanır. Bilişsel davranış terapistler bile aslında imgeleme sıkıştıkları yerlerde kullanırlar. Efendim, başka gerek hipnozun gerek imgelemin tarihçesi hep böyle paralel gider, birbirine yakın gider. Efendim tüm terapiler zaten hipnoterapiden çıktı. Tüm psikoterapilerin atası olarak nitelendirilen bir yöntemdir hipnoterapi. Çok önemlidir. Freud'un elinde başka bir araç yoktu başladığı zaman.
Sonradan diğerleri dallandı, budaklandı, gelişti. Ama en nihayetinde psikoterapi sanatı, bilimi başladığı yere gelecek diye ben hissediyorum. Başladığı yere gelecek, dönecek, dolaşacak böyle bir yerlerden bu yol yanlış yolmuş falan gidecekler, çıkacaklar. Onlar da normaldir. Ama özüne, nüvesine tekrar nüvesine dönecektir diye düşünüyorum ve bu bağlamda bizler de bir aile olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonuçta çalışmalarımızın tek bir amacı var. Bilgi, sevgi, ışık yayılsın. Onu da şu işaretle ifade ediyoruz. Bilgi, sevgi, ışık. Evet, bu bizim selamımız. Evet, Mehmet Hoca da gülüyor. Evet, bu bizim selamımız efendim. Bilgi, sevgi, ışık. Bir güneş gibi yayılacak efendim. Ben her ne kadar şu an balkonda donuyorsam da şu anda görüntüde ki sıcaklık, insanların kalplerinin sıcaklığı beni ısıtıyor. Çok çok teşekkürler bu ısınmaya katkı sağladığınız için Mehmet Hocam. Lafla ben teşekkür ederim hocam. Çok keyif aldım. Sağ olun. Katılan arkadaşlar sizlere de çok çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Herkese iyi akşamlar. Biz de çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ufuk hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Vallahi hiçbir bilginizi saklamadan özveriyle verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi tekrar dinlemek çok büyük keyif oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere artık. Hatta görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.